İyi geceler sayı seyirciler. Maç yeni başlıyor programında. Maçları yeniden başlatacağız. Özellikle derbi tabii ki bu gecenin önemli konuları ve konukları var. <laughs> Kim konuklarımız? Bir kere Ömer Faruk Ünal. Ve evet, sevgili e, Barış Aydil ayağının tozuyla, ayağının karıyla geldi öyle söyleyeyim. Erciyes'ten <laughs> onları da anlatır bize. Ama Kadıköy'de Galatasaray uzun süre sonrasında kazanmış olmasına karşılık bu gece benim gecem diyor. Anlatacağı çok şey var muhtemelen. Artık daimi konuğumuz olduğu gibi Fatih Akgel hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin formasını giymiş bir isim. Hemen onunla başlayalım aslında. Bugün bana en çok şu soruldu. Abi neyi Galatasaray doğru yaptı, neyi yanlış yaptı Fenerbahçe ama galiba Galatasaray'ın doğruları daha fazlaydı. Evet zaten geçen programda da burada söylemiştik. Ee, söylediklerimiz hemen hemen harfiyle çıktı diyebiliriz değil mi Barış abi? Yani, evet. Aynen öyle. Fenerbahçe'nin defansının kötü olduğunu, zor durumlara kalabileceğini, Galatasaray'ın özellikle e, süratli olan Onyekuru'nun defans arkasına koşu yapabileceğini, e, bu defa, Fenerbahçe defansının ağırlığından yararlanıp çok öne çıkarsa arkaya sarkacak Onyekuru'nun e, pozisyonlarını, geçen hafta bunların hepsini birer birer söylemiştik. Aynı dediğimiz gibi de oldu. Fatih Dediğim dediğimiz gibi, gibi oldu. Bak, oldu. Benim merak ettiğim şey şu: evet. burada her şeyi konuştuk. Hatta Jayson herhalde bu karşılaşmada stoper oynatmaz dedik. Neden oynattı? Mesele bu. Ben bunu anlamaya çalışıyorum. Hala biz de anlamaya çalışıyoruz ama anlayamadık. Yani şimdi hocanın hızından yani, faydalanıyor. Hızından hızlı. faydalanıyor. Hızından faydalanıyor. Hızından faydalanıyor. Yani <laughs> e, Onye Kuru'nun e, defans arkası koşularına belki Jayson <laughs> müdahale, edecek. Verir, müdahale evet. eder. Diye düşünüldü herhalde ama e, yanlış bir ki son, düşünce oldu. Son gol pozisyonu da öyle evet. oldu. Yani Yetişemedi. şimdi bakarsanız e, futbolcunun akıllısı çok önemlidir. Biz futbol oynadık. E, Onye Kurun'un attığı üçüncü golde e, topu çizgiden alırken direkt ortaya doğru vuruyor. Jai galiba kovalayan doğru Jailson. mu söylüyorum? önüne doğru vuruyor topu. Jai sonda aslında mantıken bu tarafa doğru koşması lazım ama o bu tarafa o bu tarafa gidiyor ki yani şu mantık en azından eee gidemesen bile جايi sonra kırmızı kart gösteririm ne topu ortaya doğru vuruyor, kaleye doğru vuruyor. Hem kestirmeden kaleye gidiyor. Hem de belki kırmızı kart alırım düşüncesinle gidiyor. Akıllı burada oyuncunun hamlesi ortaya çıkıyor. Fatih, yani. maç başladı. Onyekuru'nun çok etkili olacağı belli. Evet. Ama baktık önlem de alınamadı. Aslında önlem çok alınabilecek gibi değildi bu kadroyla. Sadece oyunu biraz daha geriye çekmesi gerekiyordu. Ersun Yalın evet. ama kadro yapısı da o zaman tam teslimiyetçi olacaktı. Evet. Ne yapmalıydı? Ya yani ne yapmalıydı? Ee, bana göre Fenerbahçe öne geçtikten sonra bir defa çok iyi bir savunmalıydı. Çok iyi korumalıydı. Ee, yani koruyamadı Fenerbahçe. Yani baktığınız zaman vallahi isterseniz onu ben söyleyeyim. Fenerbahçe <laughs> ne yapmalıydı diye. Yani e, maalesef Ersun Yalın'ın açıkladığı kadro ilk 11'e baktığımızda zaten ben ee, yaklaşık iki gün önce de hı. bizim mağlubiyet alabileceğimizi söylemiştim. Çünkü bir takım temellere dayandırdık bunu. Dedik ki 20 senedir Fenerbahçe yenilmiyor değil mi Fatih? Evet. Yani 20 senedir herhangi bir galibiyeti yok Ömer Faruk Galatasaray'ın. 2005 yılından beri de yani 15 senedir de bir istatistik söyleyeyim size yine. Beşiktaş, Trabzon ve Galatasaray. Hı hı. Bu üç büyük 49 maç yapmış Fenerbahçe kendi evinde Kadıköy'de. 26 galibiyet, 23 beraberlik almış. Yani sadece Galatasaray değil. Tüm 3 büyük kulüplere karşı mağlubiyeti yok. Ama neden yok? Bu hafta Ömer Faruk da burada çok zor geçeceğini, ben de çok zor geçeceğini söyledim. Hatta 4 hafta bizim çok sıkıntılı dönemlerimiz olacağını, Fenerbahçe'nin bu noktada düşe geçebileceğini burada söyledik. Neden yok biliyor musun Fatih? Bak sen de Fenerbahçe'de defansta oynadın. Evet. Stoper Sabek, değil mi? Bu, bu mevkilerde evet. oynadın. Bakın bu sahaya kadar Fenerbahçe'nin orta sahası, forveti formsuz olabilirdi. En kötü hali dediğimiz Fenerbahçe'nin gol üretemediği, zor galibiyetler aldığı dönemde bile defansı sağlamdı. Ne yapıyorduk? Defans bloğu sağlam olarak bir tane e, atıyordu öyle azbel kader. denk geliyordu en azından ya da takım iyi oynadığı maçları saymıyorum. Zorlandığımız maçları sayıyorum. Defansın sağlamsa Aykut Kocaman'ın vardı ya. Hani gol yemezsin, denk gelirse de bir tane atarsın. En azından mağlup olmazsın. E Ama gibi. şimdi gelelim buna. Şıkırtel gibi. Şıkırtel gibi. Evet. Şıkır şimdi buna şey gelelim. Yaptı. Şimdi Jayce'nin devşirmesi toperle bu işin olmayacağını söyledik. Zanka, Adil Rami'nin gideceğini de söyledim hatırlayın ilk dönemde. Bir maç bile oynamamış 30 dakika Fenerbahçe'de Hı. oynamış. Adil Rami'yi yolladınız. Zanka'yı yolladınız. Şimdi kimi aldık? Palet aldık değil mi? Falet. Palet. Jailson. Hatta buraya şey de ilave ettik lazım. Şikirteri de yolladın. Şikirteri yani Şikritere de yolladım. yolladım. tabii tabii onu en saymıyorum. Bence. Hani son, onu, son onu bizim transfer dönümümüzde şikirteri yolladık doğru bir ifade olmaz. Tamam, Şöyle Koç, onunla anlaşamadık. Evet, evet anlaşamadılar. Devam yani. edemediler. Şimdi Jailson ne mevkisi? Ömer Faruk hangi pozisyonda oynuyor yani normalde? Orta diye geldi. Önlü libero diye oynuyor değil mi? Yani ofansif veya orta defansif. Orta sağ 6-8 Brezilya'da 8 oynadığında gördüm evet. ben onu ama. Şöyle söyleyelim. Şimdi... Fletet var. Serdar Aziz var stoperler. İsla yerinde sağda değil mi? Hı. Hasan Ali solda. E peki senin Jailson'ı normal yerinde oynatsan, Deniz Türücü veya Mehmet Ekici'yi oynatsan şimdi bu maç böyle mi olur? Bence hiç değiş bir şey değişmez. Bir dakika hiç bakın bir, şey bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey değişmez ya bir adamı değil. Adamı konuştur. Neden şey değişmez değişir? Bak. Neden değişir onu da söyleyeyim. Bir dakika. Şimdi Mehmet Ekici hem kupa maçlarında şimdi Tolga'yı oynatıyorsun. Nasıl değişmez ya? Tolgay kaç maç oynamış ya, Fenerbahçe'de barış haydi, Ömer Fahri Kaç dakika oynamış Mehmet Ekici kaç, oynamış ha, bak. Mehmet Ekici kaç kere oynamış sko ya, böyle Mehmet Ekici En azından kupa maçlarında bakın girdiği pozisyonda Attığı free kick ya da onun akabinde kaleciyle karşı karşıya kaldı vurdu e, Şans Mustera'nın üzerine gitti Şimdi Mehmet Ekici gibi futbolcu varken Tolgay bakın 7 maç oynamış Fenerbahçe'de sadece 24 dakika oynamış Kardeşim 24 dakikaya 24 dakika oynamış bir futbolcuyu Getiriyorsun Galatasaray derbisinde ilk 11'de oynatıyorsun bana bunun bir mantığını açıklasın ya Buyur açıklayın Fatih. Yani hayır. Sen 7 haftada 24 dakika oynatmışsın. Maç başı ortalaması 3 dakika. 3,5 dakika. E şey sen de. şimdi bunu 90 dakika Tolga'yı tutup da ilk 11'de 45 dakika, 60 dakika. Yani bunun kolayı vardı. Tolga Ciğerci'yi nerede oynatıyorsun? Tolga yerde de de orta sahanın önlü beri oynayabilecek bir pozisyonda. Şimdi geçen sene, ya ondan yapmayayım. önceki sene e, Galatasaray'da Igor Tudor döneminde sol iç oynadı. Tamam. Oyna. Ama O Galatasarayla bu Fenerbahçe arasında kadro fark. yapısı anlamında çok fark var. Fark var. Bu evet. bir. İkincisi 5 maç. Son 5 maç 4'ü sol tarafta, sol önde oynattı. Bir tanesi de sağ önde oynattı. E verim alıyor mu? Tolga Ciğerci'den sorayım. Teknik direktör var aramızda. Verim alabildi mi Ersun Yenal? Ben çok verim aldığını düşünmüyorum. Peki o zaman yani işte Fenerbahçe onu... bu kadro Hı. yapısınla. Hı. Tolga Ciğerci nerede oynar orada oynar oynar. gibi bu kadroyu yaptı Fatih Çim teknik başta, şey, hiç direktör. Hiçbir oyuncudan kolay kolay Bak, verim alamaz fa bu kadro yapısında. Fatih yani. sen teknik direktörsün. Ankara Gücü mağlubiyetimiz var değil mi? Şimdi teknik adam ne yapar? Bir sonraki maçı analiz yapar değil evet. mi? Şimdi Fatih Terim çok iyi analiz yapmış. Ne yaptı Ankara Gücü? Defansın arkasına, ağır defansın arkasına top attılar. Ki burada biz Derinlik söyledik. Yatırılar. Evet burada beraber burada söyledik. söyledik. Evet. Şimdi ne yaptı? Falcao öne çıktı. Bakın orta sahaya yakın oynadı. İki tane stoperi öne aldın mı? E kovaladın Onyekuru da derin hızlı koşan, hızlı atılan toplara koşan bir adam. O da öne doğru geldi. islayı çekti. Defansın arkası, de defansın bon Attı top. ilk 10 dakikada 3 tane kaleciyle karşı karşıya Net. pozisyonu var. Net gol ya. Onyekuru'ya bir tane önlem alınamaz mıydı? Ha Ömer Faruk etkilemez Şimdi miydi bak, sonucu? Ersun Yanal şu anda uyansa ki uykudan uyandı bir kabus görmüş. Ya yani bunlar o yaşanmış. Bunlar hepsi rüyaymış. Yani böyle bir maç. Hepsi bu 3-1'lik skor. Hepsi Ama, uyandık ha, aman rüya bir şey, maç yeniden yeni başlayacak falan diye uyansa. Bu yaptıklarının tam tersini yapsa. Yani Jail stoper değil de ön libero oynatsa. Ne bileyim işte sayıyorsunuz ya birçok deniz türüçte başlasa, bilmem Ferdi ile başlasa. Bütün bunlar hepsi yani şu an az önceki bütün o B planlarının hepsini koysanız bu skor yine değişmezdi. Bu futbol yine değişmezdi. Çünkü arada çok ciddi bir kalite farkı var. <laughs> yani Galatasaray Şimdi... hazırlanmış, Birkaç yıllık bir takım, üstüne koyarak gelmiş. Fatih Terim'in performansını da mutlaka buraya ilave etmek lazım ama Galatasaray'la Fenerbahçe'yi bence oyun olarak, oyuncu olarak karşılaştırmak yanlış olur. Şimdi Onyekuru gibi senin bir oyuncun var mı? Yok. Var da var da, var sakat. da sakat. Sakat. Geri Rodríguez'i sayarsın. Ya ama sakat. arada yine çok farklı var. yani. Efendim. Donk gibi bir oyuncun var mı? Bakın, bence şu Donk Türkiye'de çok incelenmeye değer bir futbolcu. Kasımpaşa'dan geldi Galatasaray'a, Galatasaray'da yarım sezon oynatmadılar dışlandı. Ama hele baktığınız zaman şimdi gerçekten ben maç Donkun, öyle olmaz. Donkun e, çok performans düşüklüğü oldu. Maç öyle kazanılmaz. Maç oldu öyle ya o çok geliştirildi bir ara gitme noktasına da geldi Doğru yani baktığınız i̇şte, yani. Ama şu iyi Galatasaray'da Donk şu an iyi görünüyor. Evet. Ya, ya ya Galatasaray Tabii. iyi bir kadro ikinci Tabii. yer özellikle ligin Galatasaray <laughs> iyi kadro yapısında iyi aldığı adamlarla oraya monte tabii, etti. Tabii. Donk da bunların içinde iyi göründü. Yoksa ya, Donk daha önce bir kere geldi. Yok yok. Yani. olsaydı, Luinda evet. sakatlanmasaydı bugün belki Donk oynamıyor olacaktı. Yani. Ama şunu evet. söylemek istiyorum. Yani Galatasaray'da o donka arada girdi yani onu şey için söylüyorum. Yani bir futbolcunun performansını yükseltmek, evet. takıma monte etmek, takımdan verim almak da hocanın yani önemli yani. bir şey. Yani Ama var ya bence yani. Ersun Yanal'ın bunu yapabilecek bir potansiyeli Trabzonspor'da da biz gördük. Son dönemi Trabzonspor'da burada çok kötü geçti ama şu anlaşılıyor böyle taraftar baskısıyla sosyal medyayla gelen yine taraftar baskı sosyal medyayla gidiyor hani bizim siyasette var ya meşhur bir kavram sandıkla gelen sandıkla gitsin i̇şte medya ile gelen manşetle gelen manşetle gider ama şimdi şu var he. şu var şu var e, Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanalı istedi bu doğru hatta yüzde 80 yüzde 90 oranında ya size defalarca anlattım sadece sosyal medya baskı kurmadı. Ali Koç arabasına biniyor, gidemiyordu. Arabasının Hı. önüne atladı Fenerbahçe taraftarları i̇şte Ersun Yanal diye. Evet. Bu baskıyı artık dayanamazdı yeni gelmiş bir e, yönetim. Koku da başarısız olmuş. Mecbur kaldı ama gelen Ersun Yanal Fenerbahçe taraftarının istediği Ersun Yanal aynı Ersun Yanal mı? Mesele bu. O zaman burada Ali Koç'un bir suçu yok. Peki Ali Koç için de bu türbinler yani. <laughs> bu türbinler Ali Koç için de neler söyledi, neler bağırdı, 10 bin fark attı, seçildi. Bu adam 150 milyon euro diyorlar. Ben 50 milyon dolar biliyorum ama 150 milyon euro koydu diyenler de var yani ya, cebinden. Hadi şey 50 milyon ya. dolar olsun. Çarp altına 300 milyon TL adam para koymuş. O türbinler ne, şimdi ne diye bağırdı Ali Koç için? Onun için Şimdi Taraftarın, Ali Koç ve taraftarın... yönetim yönetim konusuna geleceğiz ama futbola gelelim. Benim sana katılmadığım yer şu. Hı. Katıldığım yer şu doğru. Fenerbahçe kadro mühendisliğini doğru yapamamıştır kardeşim. Yarıda yani devre arasında bir tane transfer ki o da e, Ersun Yanal'ın istemediği, Komoli'nin istemediği nasıl olduğu belli olmayan bir transfer. Rami'yi yollamışsın. Zanka'yı yollamışsın. Moze'yi yollamışsın. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Çok önemli. Kadro çok mühendisliğini Çok, çok demiş, önemli dedi. Barış Aydın. Bir dakika. Ne dedin? Ersun Yalan'ın istemediği değil mi? Evet. Ben yanlış mı duyuyorum? Her karşılaşma sonrasında sezon bittiği zaman bütün takımlar bizim arkamızda olacak. Son sözü Fenerbahçe söyler. E senin kurmadığın takıma... Oyuncu nasıl geliyor? Nasıl mesajlar o, bunlar? O söylemler biliyorsun ilk yarıda en fazla. İkinci yarıda bir takım şeylerin değiştiğini hep beraber gördük. E, moral motivasyonunun kaybolduğu, e, verilen demeçlerde ya da maç sonrası röportajlardaki konuşmaları vücut dilini hep beraber burada Konuştuk. Şimdi Ömer Farah'a katıldığım yer şu. Şimdi Fenerbahçe'nin orta sahada aynı pozisyonda oynayabilecek dört tane futbolcusu var. Ama senin ihtiyacın Hasan Ali aylarca sakattı. Bir sol bek ihtiyacıyla ve stoper eksiğinle sen maç kazanmaya çalışıyorsun. Bir kere modern futbolda ne diyoruz? Öyle değil mi Fatih? Önce defansını sağlam. Önce gol yemeyeceksin. Sonra atacaksın. Denge, atarsın. Denge. Denk gelir atarsın. Ve kanatlar çok önemli değil mi bu futbolda? Tabii. Stoper dediğimiz nedir? Stop er yani stopper. Yani nedir bunun İngilizcesi? Pronunciation doğru mu? Sabri Ugan bilemiyorum ama şunu diyorum. Bunu niye söylüyorsun? Dur bir dakika. <laughs> evet evet. Niye böyle abi, bir şey söylüyorsun? Açıklık, açıklık getirmek gibi evet, var. Söyle söyle. yapma. Söyle getirilmesi... Amerika'da Amerika'da ve Almanya'da yaşamış biri olarak. Ha. Ama geçen hafta ha. Ha. Polonyalı futbolcuyu hatırlayamadım Ankara gücünde de. Takıldı mı Hangi futbolcu? Adı neydi? <gülüyor> 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 Neyse. Bir 15 tane harf yan yana gelmiş. Sonuçta <laughs> şunu söyleyeceğim. Yani ee, benim e, Fenerbahçe'deki problem olarak şunu görüyorum. Yani stoper dediğiniz adam iri. Değil mi? Birazcık daha ağır. Hızlı olursa tabii ki büyük avantaj. Ama genelde evet. ağır adamlardan oluşur. Öyle değil mi? Şöyle yani... Bir, şöyle bir şey. Bunun kanunu budur. Evet. Bir tane çabuk stoper, yanında uzun evet. bir stoper. Havadan ve yerden. Evet. Yani bunun mantığı şey evet. aslında budur. Sağ bek ve sol yani bekte... Sağ bekte tamam. sol bekte daha çok kademeye hızlı girebilen yani. adamlardan oluşur. E şimdi ısrar ettiği zaman konuşmasında ya da verdiği zaman evet. ne diyor? Jeyas'ın stoper olarak değerlendirmesinin sebebi hızından faydalanması ve e bu işi yapıyor. Şimdi bakıyoruz Alanya bu haftaki maça bakalım. O peki bir ama dur de... dur bir şey merak Antalya. ettim. Bir dakika dur evet. merak ettim. Ee, Jeyas'ın ve Serdar. Hı. İkisi de Serdar nasıl bir stoper? Bana onu söylesene. Yani yapılı dediğin. Epruyano değil yani. Şikirtel değil. Ne peki? O da hızlı. O da çabuk. O, o zaman kontrolsüz iki aynı tarzda stoperle oynamış olmuyor musun? Öyle oynamış oluyorsun adam... ama Serdar'ın kontrolsüz dediği gibi yani Hı -hı. E, Serdar e, kötü bir stoper değil. değil. Bunu ama şunun için bak, zaman e, bazı pozisyonlarda kontrolsüz girebilen e, zaman zaman Hı -hı. değişik hatalar yapan Kon... bir oyuncu doğru, yapısı doğru, var doğru. Serdar. Bunu şunun zaman. için söyledim. Mesela Başakşehir bir Kirtel buldu. Ee, özür dilerim. Epriano buldu. Aldı götürüyor. Yarına şıkırteli koydu. Bak 11'e falan da almıyor bazen şıkırteli. Ama Bonç elinde. Koyuyor, orada. Ya, Fenerbahçe, Ya Fenerbahçe sakatlıkların da vermiş olduğu ben şeyler şey ama. Ben bak, ben başka Bir isim daha söyleyeceğim. söyleyeceğim. Bir isim ince ince şey şey daha söyleyeceğim. söyleyeceğim. Bir, bir isim bu, daha bu söyleyeceğim. Benim... Bir isim daha söyleyeceğim. Mesela Kayseri Sapunaro diye bir adam bulmuş. Stoper. Hmm. Denizli, Denizli Spor'dan geldi. Yani evet. sen bulamıyorsun. Bulamıyorsun. Sivas buldu. E, Alan, stoperleri, Alan, Alan stoperleri, Alan yarı stoper buldu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Seneye kol al, kralı e, kim? Stoper kol kralı da alıyor. Bakın şimdi Öyle bambaşka bir şey söyleyeceğim. Şimdi Jason bu hafta Galatasaray maçında şimdi ben uçakla yetiştim Kayseri'den ve maça geldik, maçı seyrettik. Penaltı pozisyonunu hatırlayalım. Hı -hı. Kim kim yaptı penaltıyı? Jason. Jason yaptı. Peki farklı stoper bu penaltıyı yapar mıydı? Tartışılır. Evet. Bu kadar acemice bir penaltıya sebep olur muydu bu tartışılır. Geçtim. Yani, iyi, bir stoper, i̇yi, bir stoper, i̇yi bir stoper, bu penaltıyı stoper, yapar mıydı? İyi bir stoper bu penaltıyı yapmazdı. Niye yapmazdı? Çünkü orada, orada kademeye girmişsin. Artık senin kaymana gerek, gerek yok. yok. sonuna alır. kadar devam, ota wow. gidiyor zaten Allah'tan top. Allah'tan yani girme gerek böyle yok. Futboldan evet. gelme teknik direktör Yani orada var. kaymasa, <laughs> topu takip etse adamla beraberse zaten eee <laughs> Onyekuru muydu düşer. Onyekuru. Avuta gidiyordu zaten. Evet. Onunla beraber avuta çıkar. Peki şimdi Ama bambaşka orada... bir şey daha söyleyeceğim Fatih. Penaltı pozisyonu oldu Jayson yaptı. Penaltı pozisyonda o kadar kısa topu kim attı yine? Top döndü orta sahadan daha orta sayı geçemeden kısa bir vuruş yaptı. Kim yaptı? Aynı pozisyonda bir benzerini de Belhanda'nın önüne düşürdü. Allah'tan Belhanda atamadı. Evet. Altay. Evet. Şimdi kalede karşı tarafta Muslera var. Değil mi? Burda Kendi kalesinde devleşen bir kaleci. Biz Altay'da ısrar edelim dedik ama Altay'da ısrar ederken Altay'a çalışmasını söyledik. Şimdi bu hataları sürekli yapıyor. Şimdi penaltı pozisyonuna sebep olan kısa topu atmışsın. Ondan dakikalar önce de topa vuruyorsun. Belhandan'ın önüne düşüyor. Allah'tan Belhanda Galatasaray'ın en zayıf halkasıydı bu maçta o, da. Emre o Top önüne atamadın. düşseydi Giderdi top. Ama nasıl? şurada bugün yani benim maçta, benim maçta, ha, şimdi benim... o zaman şuna geliyor. Peki Volkan Demirel'in nesi vardı ya bu adamı emeklettik. Bir bir sene daha oynarım dediği halde. Oynamak istiyordu. Yok o kadar ya, da değil. Yani. Nasıl o kadar? Demirel de yani... bir şey söyleyeceğim. Bak ya Volkan tecrübeli Volkan kaleciler. Demireli. Niye ya fon oynuyor? Bir dakika ya. Buffon kaç yaşında? olaylar bıraktı. Buffon ya. kaç yaşında Ömer Faruk? Ya Volkan Demirel bence şey, böyle maçlarda bir takım tecrübeler evet. önemlidir. Bakın böyle maçlarda. Yani şöyle yani tansiyonu yükseltmek için kavga için doyursan olamayan yani. Yok canım yani Volkan'a yani ne? böyle kavgacı diye böyle bir futbolcu itham etmek doğru değil yani. Niye? Ben onu söylemiyorum. Ben diyorum ki bir futbolcunun tecrübesinden bahsediyorum. Ne demek kavga yani? Kavga mı olsun? Ya lazım? o şöyle şey. Volkan Demirel'in bizimle akıyordu yani. Öyle şey yani. Olur yani. Böyle bir ya şey şöyle bir şey Volkan'la yani Volkan böyle bir düşünecek tek tek Fenerbahçe'de evet. Volkan'la, eee Galatasaray'da Sabri'nin bir takışması böyle Volkan'da. senelerdir uzadı. Ayıp. İkisinin şey vermiş mi? olduğu bir şey oldu. Yoksa hani baktığınız zaman mesela ben Volkan'a bakıyorum. Ben Volkan'la da top oynadım beraber. Volkan öyle bir çocuk değil aslında. Tabii canım ya. Ama Mustafa'yla bakıyorum maçtan sonra öpüşüyor, sarışıyor her Galatasaray maçından sonra. Ama Sabri ile olan bir takışmaları galatasaray fenerbahçe derbilerine zaman zaman böyle bir şey getirdi. Ama öyle çok hırçın bir şey değil. Mustera kaç yaşında? 30'un üzerinde 33-34. 33-34. 34 değil mi? Volkan kaç yaşında? Ya bir şey söyleyeceğim. Bir dakika Volkan ya kaç ben yaşında? Bir şey soruyorum sana. <laughs> Mustera gitsin diyen Galatasaraylı var mı? Yani vardır. Yok. Yani var birkaç Yok tane. Yok var şey. Yüzde bir de değil. De ki, bir yani demir demir yani. Genellemeye vurursan <laughs> aldın yani. bir de Böyle bir çıkmaz abi. Söylemez Volkan onu. Volkan Demirel kalsın ya. diyen orana lütfen evet. söyle bana. Yani çabuk unutuyoruz. Neden? Volkan Demirel gitsin diye... Şimdi bakın. Şimdi aynı noktaya geliyoruz. Yönetimleri eleştiriyoruz değil mi? Tamam. Neden? Seyirci mi yönetiyor kulübü Hı. ya da yönetim mi yönetiyor diye. Öyle değil mi? Yöneticiler mi yönetiyor Hı. diye. E şimdi seyirci istedi diye mi gitti Volkan? Hayır. Yönetim istemediği için gitti. Ha Peki seyirciye oranlamak yani seyircinin oranından bahsettik biraz evet. önce. Yani Volkan Demirel e, kötü bir kaleci değil veya bir sene daha oynayabilirdi eğer böyle düşünürsek. Bir sene daha oynardı böyle bir derbide de yerini alırdı. Şimdi Fatih'e sorayım. Şu, sence ya Volkan bir iki sene daha oynayabilir mi Doğru. Mıydı? Bu maçta Vo oynayamaz şöyle mıydı? bir şey Volkanın olamaz mıydı Volkanın Volkan şöyle bir şey var. Volkanın son zamanlarda e, yönetimsel evet. ve e, milli takımda yaşadığı evet. olaylar Fenerbahçe'de yaşadığı olaylardan dolayı Volkan futbolu Kardeşim, bırakmak zorunda kaldı. Komali Camia'da aldı. ona itti artık Fatih Volkan. Yoksa Komali, Volkan bir iki sene daha oynardı. bak. Komali aldı, tribüne götürdü ya futbolcuyu. Özür <laughs> dilemeye ya. Mesele Neden şu. bahsediyorsunuz ya? Hatta bana göre Fenerbahçe'nin en büyük varmış, mesele, yapmayı Yapmayın diyor. gözünüzü seveyim. Yönetimsel ben... mesele, olaylara geleceğiz. <laughs> Bunlara birkaç sene ya. daha oynaması değil. Volkan gittikten sonra gelenlerin performansı. Ne Harun, ne de Altay. Eğer onlardan bir tanesi tutmuş olsaydı... Bugün. Tutmadı. Uğurcan olmuş olsaydı mesela. Uğurcan performans olsaydı şey kimse Volkan iki sene daha oynardı Dedemiz, demezdi. An, Anneannemin anne, sakalı olsa dedem olurdu gibi. bu. Yani bunu tamam. Bunu zaten söylüyoruz. Ama şu anda Fenerbahçe'nin en büyük eksikliği kaleciden bahsediyoruz. Emre Belozoğlu. Karşı, Karşı Volkan tarafta pusfere varken Olmayın. senin kalayında güven vermeyen bir durum var. Bir, bir Galatasaray'a bakalım. Galatasaray kazandı. Özellikle son zamanlarda biraz magazin de önemli bir ayrıntı. Fatih Terim. Bütün futbolculara kendi dilinde notlar vermiş. Bu Falcao'nun açıklamasından öğrendik. Benim görevim onyekuruya alan açmaktı demiş. Evet, tamam. O zaman e, Fatih terimin Falcao ile başlamasını, Emre Akbaba'yı ve Adem Büyü kenarda tutmasını e, nasıl anlatırız Fatih? Vallahi çok e, zaten hoca e, çok iyi çalışmış. Çalışmasına gerek yok. Zaten Türkiye ligini, Fenerbahçe'yi hoca çok iyi biliyor. Benim en çok dikkat ettiğim konu ee, özellikle benim hocam olduğu için evet. ben e, senelerdir beraber oynadık. Ee, biz onun öğrencisiydik. Özellikle Fatih Hoca'nın bu maçtaki şey çok daha yani. sakin olduğunu gördüm ben. O, şey o da çok sakindi şey hocam. Can alıcı Ve e, bir mükemmel soru. bir akıl, deniz, mükemmel akıl bir taktik. Belhanda'nın üzerine evet. deniz türü çürüdüğünde denizi tutup evet. Evet. Belki de olacak olaylara mani olacak oldu. Olacak olaylara ya, bile, bile mani oluyor. oldu. Fatih Hoca inanılmaz derecede sakinliğini maçta korumuş gerektiğini bilen bir adam. Evet yani şimdi zaten ya, Türkiye ligini çok iyi tanıyor ve biliyor. Özellikle yani. Pirlo'nun kitabının Türkçeye çevrilmesinden sonra <laughs> evet. Fatih Terim işte taktik bilir mi yoksa motivasyonla mı takımını sahaya sürer? Sen çalıştın. Ee, ya taktik bilmemesine imkan var mı Yani orada saçmalamış diyelim Yani artık şimdi senelerdir Galatasaray'da dünya kadar şampiyonluk yaşamış, UEFA Kupası kazanmış. Onu sadece... Avrupa'da Hı. çalışmış. Şimdi taktik teknik bilmesin mümkün değil böyle bir şey. Yani onu ben onu saymıyorum bile. Konuşma bile gerek duymuyorum yani öyle bir şeyle. Tamam, o bence o zaman... bir o bence bir e, saçmalık olmuş herhalde. Öyle bir saçmalık tamam. olmaz. Yani Galatasaray gibi Milan'da çalışmış, Fiorentina'da çalışmış bir teknik adama da böyle e, iyi iftira böyle bir saçmalık tamam, yapılmaz. O zaman bana lütfen Yap. anlatır mısın? Neden e, Emre Akbaba yoktu mesela? Vallahi Şeyi evet, anlarım. Evet, Ademi anlarım. Emre niye yok? Ben ee, şöyle bir şey düşünüyorum. E, Fatih Hoca ee, karşı tarafa psikolojik anlamda Falcao çok önemli bir isim. Her ne kadar geldikten sonra sakat olsa da oynamasa da Falcao bir isimdir. Karşı tarafa bir psikolojik <laughs> baskı anlamında hem de tecrübeden yana kullandı. Bence de çok doğru yaptı. Ben de olsam Neden ben, ben, ben de o gün orada olsam ben de Falcao'yu oynatırdım. Hah. Emre Akbaba evet İyi bir oyuncu. Yok. neden? Hayır, bir hayır, oyuncu ama Fatih. baktığınız zaman belki bazı oyuncular böyle maçları Tam kaldıramayabilir. Tam anlatamadım. Şey, tamam. Yani Adem Büyük yerine ile evet. başlamasına tamam. Hı hı. Neden Belhanda? Ya, yani, de Belhanda, yani, Belhanda. Ya, Belhanda şimdi şöyle bir şey olabilir. Türk futbolcularında hep konuştuk ya işte o Kadıköy'deki baskı. Hı hı. işte Galatasaray 20 senedir kazanamıyor şey falan her hani böyle bir baskının böyle bir stresin hem de genç bir oyuncu hem de, evet iyi oyuncu çok önemli oyuncu Galatasaray için ama böyle bir baskıdan dolayı Belanda daha tecrübeli daha, daha, e, daha orta sahik kalabalığı daha kalabalık bak. daha da iyi top kullanabilir anlamında e, bu defans arkası atılacak toplarda da Belanda'yı özellikle Belanda'nın o yeteneği çok vardı. Alıp döndükten sonra bir iki tane ama olmadı. Attı ama olmadı. O, o, o yönden olmuş olabilir diye düşünüyorum Fatih Hoca. Bir de tamam, de belki bir hamle oyuncusu olarak ter düşündü. Yani. Hamle oyuncusu. Hem genç oyuncu hem hamle oyuncusu Geriye düşersek olarak diye. yani böyle 60'larda 70'lerde Emrah evet. Emrak Pobay atarım diye düşünmüş olabilir. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bitiriş 11'i yani başlangıç 11 olduğu kadar bitiriş 11'i de çok önemliydi tabii ki. Peki e, Kurya, ne diyeceksin? Yani nasıl önlem alınabilirdi? Ya da önlem alınamaz mıydı Onye Kurya? Evet. Kuru'ya önlem alınamaz mıydı? Alınırdı. Şimdi şöyle bir şey. Tabii biz e, teknik, ben de bir teknik adamım ama teknik adamları <laughs> eleştirmek çok şeyimiz değildir ama mantıken baktığımız zaman ben şahsi fikrim birbirinden sonra Kuru'nun bu pozisyonları yakalayacağını, Galatasaray'ın bu taktikte oynayacağını. Yani özellikle işte Falcao öne doğru koşuyor. Falcao artık gol pozisyonuna bile doğru düzgün doğru gitmiyor. Mi? Öne doğru kaçıyor ki stoper arkaya oluyor. stoperleri alıp arkaya açıp kuruya yol açmak istediğini orada herkes görüyor. Ben olsam biraz daha defansı çıkartmadan biz biraz gördük. daha korudum. Çünkü Fenerbahçe biz... için hani kötü giden bir Fenerbahçe'de mağlubiyet yani İstanbul olurdu ki oldu zaten. Belki Onun için yani o açıdan ya, yani. ben o ben şahsen öyle yapardım ama hocanın kendi takdirdir Şunu yaptı evet. Fenerbahçe. aslında Fenerbahçe baktığınız zaman maçın ikinci yarısında derli toplu oynadı. Toparlamış göründü. Yani baktığınız zaman bir e, böyle dar alana sıkıştırayım. Hı. topu kapayım bir 10 15 dakikada böyle oynadı yani. Hani ama arkasını unuttu. Ersun Yanal'ın taktiğidir bu. Ben Ersun Hoca'yla e da çalıştım milli takımda. Ee, rakip sahada baskı yapın, arkadaki oyuncularla birebir bırakın. Fark etmez ama önde kapatın. Bu taktiği vardır. Bunu yapmaya çalıştı. <laughs> zaman zaman yaptı ama Onya Kuruya önlem çok zor alınırdı. Çünkü çok süratli bir oyuncu ki orada bana göre bir hata vardı. Biraz daha defansa arkada Kurmak gerekiyor çünkü Karşınıza süratli bir oyuncu var. Yani için önlem almam lazım. Aslında Geri Rodriguez'in kopyası yani bal yapmayanları. 80 metreye 12 saniyede koşuyor ya. Yani 80 metreye 12 sayıda yani koşuyor. Rodriguez'den koşuyor. çok daha hızlı bir adam. Çok Abi, daha hızlı, hızlı bir hızlı. adam ama en azından top tekniği de eksik. Onların da bitirici vuruşları eksik. Adam ama yani yerden kesiliyor yani sağ giderken. ve sol kanatlar en azından çok iyi çalıştığı için bugün Galatasaray'da sayıda, evet. feribachide bu tamam. kanatlar çalışmamaları için. Barış sana bir soru sorayım. Merak ettiğim konulardan bir tanesi şuydu. İlk yarı için Galatasaray'ın çok bariz üstünlüğü vardı e, fikrini kabul ediyorsun değil mi öncelikle? Yani evet. Galatasaray daha iyi oynadı. Yani git, işler git, yolunda git. gitmiyordu Fenerbahçe'de. He. Ben mutlaka bir değişiklik bekledim. Mesela Falet. Dedim ki Serdar'ın yanına gelebilir. Tolgay çıkar. Şey e, yani son oraya gidebilir. Deniz Türüç hamlesi gelebilir. Çünkü Doğru. bundan daha kötüsü olmaz Fenerbahçe için diyordum. Ama aynı ne? 11 ile devam etti. E, gerçi ölü toprağa kalkmış gibiydi. Galatasaray'ın da o ilk yarıdaki çok etkinliği biraz azalmıştı. Neden aynı 11 ile sence devam etti? Vallahi e, ben aynı fikirdeyim. Göremediğini düşünüyorum ya da moral motivasyonu yeterli değil. Çünkü seyirci bile ben e, oturduğumuz hocada herkes aynı şeyi konuştu. Hepimiz görüyorduk. Yani Falka ile beraber öne çıkınca stoperler de geliyor arkası bomboş kalıyor. Ya dedik ki yani siz Jason'ı yerine alın. Dediğin gibi Flate öne aldı, stopere koy. E, hiç olmazsa Jaylus'un da yerinde oynasın ve bu sayede de e, topu ve e, oyuncu değişikliğiyle Fenerbahçe'nin hakimiyeti ve biraz daha artsın ve en azından Onyekuru'nun önünü de kesebilirsiniz diye düşündük. 80. dakikada Mehmet Ekici'yi aldı ya Tolgay'da ısrar etmenin yani bu futbolcuyla devam etmenin işte söyledim. 7 maçta 24 dakika oynamış hangi mantıkla yani ben bunu anlamıyorum. Bana desinler ki doğru düzgün bir mantığını açıklasınlar. Desinler ki bu Tolgay bu maçta oynamasının sebebi şu. Nedir? Ben açıklayamıyorum Fatih. Sen futbol adamısın. Hani bunun mantık gibi açıklaması var mı? Yani Hoca tarafından tabii ne gördü ne bildi. Ne taktik. Ya Çok bilgi veriyor. Gustavo'nun olmaması ona itmiştir Ama diye düşünüyorum. Gustavo yani. Yani. Olmaması. Peki Gustavo'nun olmaması. Şimdi Gustavo yok. E, Gustavo tarzında futbolcum var elinde. Jailson var. Esas yeri orası. E, katılıyorum. Adamı devşirme stoper oynatıyorsun. Esas yeri Gustavo'nun olduğu yer. Doğru mu? Hı hı. E şimdi neden o zaman Tolga ile sayıyorsun? Döndük yanında elinde e, Mehmet Ekici var. Tolga Ciğerci var orada oynayabilecek. Ozan Tolga Ciğerci yapabilirsin. E, yine Ozan da ısrar ediyorsun. Ozan Jailson yapabilirsin. Dön e, bunun yanında e, Ozan e, Mehmet Ekici yapabilirsin. Deniz Türücü Kanada alırsın. Öyle değil mi? Hiç olmazsa kanatların Vedat Muriç'i formsuz diyor. Ya Vedat Muriç formsuz değil arkadaşlar. Vedat Muriç çalışan, güçlü. Ya form düşüklüğünün sebebi sağ ve sol kanadın taşıyıp top geçen getirmiyorlar hafta, ama. Geçen hafta söylediğimiz evet şey. Evet abi pozisyonu yok adamın ya. Topu getiren, getiren, ya? Topu getiren, getiren yok. Adama tutturmuşlar Vedat, Vedat Muriç düşüşte. Değil kardeşim Vedat Muriç düşüşte. Adam çalışan, güçlü bir adam. Ama sen top atmıyorsun ya. İki pozisyon kaleyi bulan şutumuz olmuş. 80. dakikada ya. Mehmet Ekici'nin vurduğu free kick ya. Başka yok. Yani şimdi... Bana tamam. bunlardan bahsediyor. Ya onun onu müthiş çıkarttı. Evet. Yani. çıkarttığı top. Son anda şimdi, anda Şimdi şunu da çıkarttı. şu geyi de yapmayacağım. Tabii. 80'de çok iyi müdahale etti Ersun Yanal. E işte Mehmet Ekici girdi. 2-2 yaptı maçı. Berabere bitti. Böyle bir şey de yok kardeşim. Biz orada görüyoruz. Kırmızı kart görüyorsun. Bir kere hep söyledik ya. Sen ben yani yedek kulübesinde bu kırmızı kartı gördükten sonra bir kere zaten Fena, Fenerbahçe takımı moralman da çöküyor. Seni tribüne yollattırıyorsunuz kendiniz. Ya sakin olun. Yani bu maç kendi evinde Alman gereken bir maç %100 galibiyetle sonuçlanman gereken bir maç En kötü beraberlik alman gerekiyor Ama tamam. ne yapıyorsun e Sen Şimdi, futbolcuyu da e, gaza getiriyorsun Futbolcuyu da heyecanlandırıyorsun kendin de kırmızı kart görüp takımı yalnız bırakıyorsun Sağ içinde Barış dönelim der diye biraz sonra sana bu anlamda soracaklarım da var evet. Yarım saat geride kaldı Hakem konuşmadık Aslına bakarsanız ben hakemi <laughs> beğenmedim Ama hani hakemi beğenmedim derken o takıma ya da bu takıma değil hakem duruşu olarak çok e, beğenmedim. Ama bir derbiden bence sağlam çıktı diye düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Sağlam çıktı derbiden e, ve ilk derbisiydi. Ömer ne dersin? Haluk Şu, şey. Oraya gelmeden Bir az önce bir ilave yapmak istiyorum. Evet. İşte Ali Koç 20 ay oldu değil mi başkan olalı? 18. 18, 18 ay 18. oldu. Evet. Ali Koç 18 ay önce bir banka satın alsaydı. Bankayı çok ciddi şekilde mesafe alabilirdi banka. Yani modernleşirdi, gelişirdi, güçleri potansiyeli artardı, karlılığı artardı. Veya bir fabrikayı satın alsaydı veya bir e, matbaayı satın alsaydı, bir holdingi satın alsaydı Ali Koç onları belli mi? Futbol takımı başka bir şey. Yani futbol kulübünü yönetmek, futbol takımını yönetmek, futbol takımını bir yere taşıyabilmek çok farklı bir şey. Bugün Anadolu'da nice isimsiz insanlar var. Alanya Spor gibi bir kulüp, bir başkan çıkıyor Alanya Spor bak nereye getiriyor mej not yakmaz. Bir Anadolu çocuğu bakın Sivaslı. Yani futbolu yönetmek, kulübü yönetmek, verimli hale getirmek çok farklı bir Ömer şey. Onun Park için holding yönetmek gibi veyahut da çok iyi eğitimli olmak veyahut da Fenerbahçe kulübünde birkaç dönem yöneticilik yaparak bu işi öğrendiğini sanmak bir değil. Onun için Ali Koç bence e, yani bu işi zaten kontrol tamamen kaybetmiş durumda. E, bu son maçta yaşananları da gördük. Onun için burasına Ömer Faruk bir... şunda katılırım. E, biz hep söylüyoruz. Türkiye'deki futbol kulüpleri başkan ve volonter sistemde kurulan yönetim kurulları ile yönetiliyor. Avrupa'da profesyonellerle yönetiliyor. Banka aldığınız zaman siz bankanın yönetimini ya da bir holding yönetimini profesyonellerle, maaşlı elemanlarla yapıyorsunuz. Ancak Fenerbahçe'de yönetim kurulunda ve Fenerbahçe'de i̇şte onu da yapmaya futbolu çalıştı. bilen Ama onu da yapmaya ya da futbolun çalıştı. içinden gelen ya da futboldan anlayan çok kişi evet. olduğuna inanmıyorum. Doğru da bulmuyorum zaten yönetim kurulunu. Yani şunu yani, söylemeye bak, çalışıyorum. Şunu Doğru. Sen 2 aydır Hüsoy, Son iki Ali aydır Koç yönetimcilik yapmarı Son iki aydır Ali Koç kavgayı tercih etti. Aynen Aziz Yıldırım mantığına döndü. Aziz Yıldırım şimdi, laştı. Bak kavgayı tercih etti. Ona gelirsek ben iki, tercih bak ona gelirsek çok özel ya, bir şeyler bir söyleyeceğim. Bu federasyonu şey, karşı aldı. Ya sen konuşalım. niye Fatih Terim'i bu kadar tahrik edersin? Bu kadar taciz edersin? Adamın sicili bozuk dediği, Bir sürü işlere bulaştı. Yani rakibi rakiplerini çok tahrik etti. Futbol Federasyonu'nun karşısına aldı, hakemleri karşısına aldı, medyayı karşısına aldı. Ali Koç her hafta kalkıyor, bir yerle kavga ediyor. Halbuki bunu yapmaması <laughs> lazımdı. Ali Koç geldiği zaman Türkiye'de insanlar şöyle düşündüler. Futbola barış gelecek. Daha böyle ılıman, daha yumuşak olacak ya. Zaman, barış mesajları gelecek. Tam tersi oldu. Ali Koç ya, ya her hafta konuşuyor, her hafta konuşuyor. Yani şu basın toplantısına gerek var mıydı şu derbiden önce böyle bir basın toplantısına? Oraya geliriz ben hakemi şey Hakeme gelmeden önce onu, ekranda... E, şimdi maç bitti. Aşağıdan tahmin ediyorum artık dayanması güç bazı ifadeler gelince Fenerbahçe başkanı Ali Koç başkanlık elbisesini çıkartıyor ve bir Fenerbahçe taraftarı gibi o şeyin arasına giriyor ve demiş ki taraftarların arasına demiş ki yüzüme karşı söylesin istedim ama hata yaptım diyor başkalarına da söz bu Çok normal. Bunları konuşacaksak ben devam Baş, edebilirim. Ömer, yani, Ömer, Ömer şu an şu hakeme gelsin sonra bu konuya dön. Yok de, yok. var. E, sebebini söylüyorum önce bir. E, Ali Koç ondan sonrasında zaten olaylar büyümeden oradan uzaklaştırıldı. Tabi bu e, Avrupa'da da çok yankı buldu. E, Ali Koç'un bu davranışı ama <laughs> e, Ali Koç'u yakından tanıyanlar ne kadar evet. duygusal bir yapıya sahip olduğunu biliyorlar. Göztepe karşılaşması Göztepe karşılaşmasında da benzer bir durum vardı. En arkalardan ön önlere geldi. Çok fazla gündeme gelmedi. Ee, yani Ali Koç'u orada yalnız bırakmamak gerekiyordu. Yani orada Ali Koç'un sinirine hakim olmasını, o hareketi yapmasını engellemek gerekiyordu. Çünkü ne olacağını bilemezsiniz oraya girdikten sonra. Ya, Görüyorsunuz orada hiç güvenlik güvenlik falan yok, koruma falan yok. Tek başına girdi. Bilemezsiniz yapmamak lazım. Orada sinirlere ya, hakim olmak lazım. Bunun çok kolay bir metodu var Ugan. Siz de çok uzun yıllar maçları seyrettiniz. Böyle çok ezici bir mağlubiyet olursa genelde Anadolu'da Kulüp başkanları ne yapar biliyor musunuz? 85. dakikada hem de stat harca stat terk edersin. Yani onu Beşiktaş'ta da geçmişte hatırlıyorum bazı başkanlar dolmuştu. olmuştu. Yani Anadolu'da da çok olmuştur. Ben iyi hatırlarım ben İstanbulspor muhabirliği yapıyordum. Cem Uzan tamam spor çok kötü böyle ezici mağlubiyette aslında <laughs> bakardın ya maçın 80. dakikasında Stad'ı terk ederdi yani öyle ya, öyle ondan sonra stadyumun <laughs> dışında da şey şimdi şimdi hakemi konuşacağım bu futbolda. Şey yap, söyleyeceğim. Hakemi <laughs> konuşacaksak hakemi geldik, geldik. hakeme geldik geldik hakeme geldik. Çünkü benim de bu konuda söylemek oraya şey döneriz. var. Geldik oraya bekler döneriz hem de biraz konu değişmiş olsun. Şimdi Halil Mutmeler FIFA kokarttı. Bizim işte gelecek vadeden, istikbal vadeden bir hakemimiz. Merkez Hakem Kurulu büyük bir cesaretle Fenerbahçe Galatasaray maçına tayin etti. Ve tayinden hemen sonra kamuoyunda bir kabul gördü. Yani şöyle daha maç oynanmadan ya kardeşim zaten biz bu eski hakemlerden bıktık. Yeni yüzlere ihtiyaç var. Yeni yüzler gelsin diye ve de kamuoyunda bir olumlu bir bak yaklaşım vardı. Şimdi maçı iki türlü analiz etmek lazım. Birincisi eğer bu maçı bir UEFA gözlemcisi seyretmiş olsa bu maçı yap Ulenberk'e berke deseler ki seyret bir rapor yaz. Oğuz Sarvan'a deseler ki bu seyret bir rapor yaz Oğuz Sarvan. Şampiyonlar Ligi gözlemcisi. Murat Ilgaz şampiyonlar Ligi gözlemcisi seyret bir rapor yaz deseler maçtan sonra Halil Umut ilgili hiç iyi şeyler yazmazlar. Notu kırık olur. Son derece cezai bir notla karşı karşıya kalır. Çünkü maçta tamamen kontrolü kaybetti. Disiplin uygulamalarını zamanında yapamadı. Birçok eksiği var. Ama şöyle bir şansı oldu. Bu Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Kurulu içinde de Halil Umut için de büyük bir şans. Mesela iki tane penaltı var. Biri Galatasaray lehine, biri Fenerbahçe lehine. İşte sonlardaki ilk kırmızı kart var. Diyelim ki bir takımdan, biri takımdan. Yani hakem hataları bir takımın lehine yüklenmedi veya bir takımın aleyhine yüklenmedi. <laughs> Ve kamuoyunda şöyle bir şey oldu. Maçtan sonra herkes Galatasaray'ın çok müthiş bir futbol oynadığını, maçı yüzde yüz hak ettiğini, <laughs> Fenerbahçe'nin bu maçı kazanmak için hiçbir mücadele etmediğini, mağlubiyeti hak ettiğini, bu da çok önemli bir hakem için büyük bir şans. Dolayısıyla hakem işi burada ne oldu? Göz ardı edildi. Ama bu maç Çata çat bir maç olsaydı, yani böyle 2-2, 3-3 gidiyor geliyor olsaydı, hakem için çok daha büyük sıkıntılar yaşayabilirdi. Sabrugan'a bir gün ben... bir örnek verdim. Yani bunu şöyle daha iyi anlatmak istiyorum. Diyelim ki Diyarbakır'dan bir otobüs kalktı. İstanbul'a geliyor Bayrampaşa Esenler Otogarı'na. Bu otobüsün şoförü Halil Mutbeler. 40 tane yolcu aldı, muavini ve yoldan çıktı Diyarbakır'dan. İşte ne yapar? 17-18 saatlik bir karayolculuğu diyelim. Halil Mutmeler kırmızı geçti mi? Geçti. Halil Mutmeler hatalı, hatalı sollama, yaptı, yaptı, yaptı. mı? Yaptı. yaptı. Halil Mutmeler park hatası yaptı mı? Yaptı. Halil Mutmeler yavaş gidilecek yerde hızlı gitti, hızlı gidecek yerde yavaş gitti mi? Gitti. Yolcular tedirgin oldu mu? Oldu. Rakip karşı taraftaki otobüs şoförleri, kamyon şoförleri rahatsız oldu mu? Oldu. Uzun farları yaktı mı? Yaktı. Lambaları söndürdü mü? Söndürdü. Yani bütün hataları yaptı ama otobüs şansı yaver gitti. Kaza yapmadan bir yere çarpmadan Bayrampaşa-Esenler otogarına girdi. Ya o kadar mı? Yani Bence Ben, ben bir bari. şey söyleyeceğim. Ben maçtaydım. Ha bak, canlı Mut, gözle maçı söyledim. Halim Mutlu Meler için bir şey söylemek Halil istiyorum. Halim Meler bunları... Ben şunu gördüm bak maçta. Verdiği her kararda tereddütsüz, kararlı. Doğru. Kendinde ben, neydi, ben, değil kendinden emin verdim. Ben çok hoşuma gitti. Doğru. Neden? Öyle miydi, böyle miydi? Tereddüt etmedi. Şimdi bak. Ve kararlı bir şekilde hata da yapsa bilerek yapmadığı aşikardı. Benim hoşuma gitti. Halil ben Umut bundan yani dert çıkarırsa, bu maçtaki iyi bir analiz yaptırırsa Merkez Hakem Kurulu, bu hataları söylerse kendini geliştirebilir. Evet. Gelişim kaydedebilir. Ama bunları doğru yaptım. Ben o gün böyle bir derbiyi işte otobüsü kazasız belasız Esenler Otogarı'na <laughs> soktum diye düşünürse bir mini ilerleyemez. Bence buna konuda Merkez Hakem Kurulu'nun da bu konuda çok önemli bir üzerine görev düşüyor. Çünkü bakın şu maçın bazı elektriklenmeleri bazı temasları göz önünüze getirin <laughs> maçtaki. Ya bir Şampiyonlar Ligi'nin maçında böyle bir şey olabilir olur. mi ya? Bir AUF Avrupa Ligi'nde böyle bir şey olabilir mi ya? Bir milli maçta böyle bir şey olabilir mi? Siz kartlarınızı ve otoritenizi hissettireceksiniz. Maçta hakikaten hiç hoş olmayan ha burada bütün sorumluluğu yükü hakim atmak da yanlış. çok yanlış olur. Sahada çok art niyetli kötü niyetli futbolcular vardı. Yani. Ersun Yanal kendisini kontrol edemedi, sahanın içine daldı. O sahanın kenarındaki kavgalar. Ya bir mahalle kavgalarından mahalle amatör kümede yani halı sahalarda olmaz o tip kavgalar. Bunlar vardı. Burayı kontrol etmek, burayı idare etmek kolay bir şey değil. Yani biz hakeme diyoruz ki psikiyatri doktor olacaksın. Polis olacaksın, savcı olacaksın, zabıta olacaksın. Bütün bunları yapacaksın. Ha, bu bir hakemlik yapacaksın. Ya bu kadar insanı idare etmek, bu kadar ya Galatasaraylı Ömer Bayram'ın lehine faul çalıyor. Ya yani lehine faul çaldı. Ya Onu ona bile itiraz anladım. ediyorlar ya. Ya her taça, her faulü e 6 kişi, 10 kişi itiraza giriyor ya. Şimdi şimdi birazdan ona psikolojik olarak analizden bir şeyler anlatmak istiyorum. E, aidiyattan doğan öfke ve e, engelleme duygusuyla ilgili e, bu hem Ali Koç e, yönetiminin yapmış olduğu icraatlar ve Fenerbahçe yönetimini eleştirdiğiyle, eski yönetimleri eleştirdiğiyle ilgili konuşmak istiyorum ama e, konuyu oraya da getirmeden önce e, ben Galatasaray maçında Fegüli'ye de ayrıca parantez açmak istiyorum. E, gerçekten görünmez kahramanlardan biriydi Onyekur'u ile beraber. Ancak maçtan çıkartıldıktan sonra tüm seyirciyi tahrik ederek, bütün işte Fenerbahçe seyircisinin önünden geçerek, el kol hareketleri yaparak da e, büyük bir e, orada infiale sebep oldu. Evet. Yani Fenerbahçe seyircisi bir şey atmazken bilerek, tribünlerin önünden geçerek, el hareketleri yaparak orayı infale getirdi ve hiçbir kart görmeden de sahayı terk etti. Ama bir şimdi şey futbolcunun soracağım. art niyetli olmaması çok önemli. Bir şey soracağım. Evet. Nereden geçebilirdi ki başka? Yani şimdi istediği yerden çıkabilirdi, değil evet. mi? Böyle bir hak var yeni tamam. kurala göre. Kale arkasından çıkabilir. Orta sahadaydı. Ya en şey yakın yerden de, evet, çıktı, Tamam. geçebileceği yerden geçti. Ama benim dikkatimi çekmedi mesela. Senin ama dikkatini çekti. Tabii çekti çünkü ben maçtayım ve e, seyrediyorum. E, bizim kalenin arkasından devam ederek bizim tribünlere e, hareketler yaparak devam etti ve sırf bilerek bunu ağır ağır yürüyerek devam etti. Bir şeyler atılmasına sebep oldu. Şimdi bunlar provokasyon olan şeyler. Yoksa feguli bence maçın 12 euro kadar en büyük kahramanlarından bir tanesi. Şimdi Barış şimdi gelme oraya. Orası önemli bir konu. Biraz evet. sahanın içinde kalalım. Hı. Ama sahanın içinde kalırken e, çok önemli bir konu var. Bugün Galatasaray'da açıklama yaptı. Bir pankart da var. Biz Ayştipa'ya değil birleşmeye ihtiyacımız olduğu için o pankart üzerinde hiç durmuyoruz ve bu programı konusu etmiyoruz. Tekrar söylerim. Ayrışmaya değil, birleşmeye ihtiyacımız var. Bir şey katmayacak bize bu. Ama bununla ilgili stat. bir şey söyleyeceğim. Futbol kulüplerinin stadlarında, Fenerbahçe stadında aslan pankart Fenerbahçe yönetim kurulu, Fenerbahçe yönetim kurulundaki stad sorumlusunun inisiyatifindedir. Bakın ben çok iyi biliyorum. Bizim dönemimizde de stad sorumlusu bir tane bayrak ya yani da bir e, asıldı diye başkanın nasıl tepki gösterip hemen indirdiğini çok iyi biliyorum. Şimdi bu çok büyük bir e, ayıp. Yani Böyle bunu iş. söylemeyeceğim Böyle ama iş. bunu müdahale edip indirmek gerekiyordu. Bu bir ayrıştırma, bu hoş değil. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorum. Yani mi? bu bunu da bunu konuşmanın mü bir faydası mü olacak Müdahale edilmesi var. gerekiyordu. Bu da yönetimin stat sorumluluğunun bir zaafıdır. Ben onu söylüyorum. Ama bence burada kamunun da sorumluluğu var. Evet. Orstat'ta olmaz. Bu tepsileri var. 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 Emniyet ben, müdürü var. Temsilciler not etmiştir ama yani. Ya temsil etmiştir etmişti de yani orada emniyet de o çünkü bir an kalmadı pankart oradan Desen ki böyle bir dakika kaldırdı değil. Çok tabii. Ya o kaldırdı. kadar kalması tutulması <laughs> onun için. <laughs> o pankartı daha önce indirilebilirdi. Yani onu da bence biraz da burada çünkü o pankartların hepsi görülüyor, biliniyor, i̇zin, izin okunuyor, alınıyor yani. izin alınıyor. Öyle tabii. kafasına göre getirip de seyirci ona asamaz bu işi, oraya. bu işe neden girmek istemiyorum biliyor musunuz? Çünkü Siz, başka şey. Ben konuşmak istemiyorum. Şimdi sosyal medyada e, bazı kanaat önderi değil ama çok takipçili olan hesaplar bunu devam ettiriyorlar. Bu iyi yere gitmiyor. Ne kazandıracak? Şey değil. Bu iyi bir şey değil. Evet. Bu güzel bir şey değil. Bu hiç kimseye katkısı olan bir şey değil. Ve bu ayrışmayı körükleyecek bir şey. Ha onu mu istiyorsunuz? Ateşe benzinle gidiyorsunuz. Bence. Ben kendi bakış söylüyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Şimdi sevgili Fatih. Başakşehir geldi orada, Evet bir maç eksik Trabzon orada, evet. Galatasaray orada, ee, Sivas orada ve arka tarafta acaba diyen ama acabaları biraz kısık sesle söyleyen Alanya Spor, Fenerbahçe evet. ve Beşiktaş var. Evet. Öncelikle bu dört takımın dışına çıkma ihtimali var mı şampiyonluğun? Biraz zor gibi görünüyor. Geçen programda da bunu söylemiştik zaten. Ee, bu haftaki derbilerin %60, %70, %80 bu işi belirleyeceğini. Fenerbahçe kaybederse tamamen yarışan kopacağını, kazanamazsa 5 için artık lig bitireceğini bunları geçen hafta hepsini söylemiştik. Baktığınız zaman da özellikle performans anlamında Galatasaray ve Trabzonspor'un bu ligde var olacağını, alttan da Başakşehir'in onları her daim tehdit edeceğini söylemiştik ve şu anda öyle oluyor. <laughs> Hı hı. Bana göre bu üç takımın arasında Başakşehir, Galatasaray, Trabzon. Biraz önce bu şunu konuştuk içeride. Da, evet. Ya Trabzonsporla Galatasaray üzerinde o kadar çok yoğunluk yoğunlaştı ki şampiyonluk evet. mücadelesi ki gerçekte de öyle, realite de de öyle. Evet. Bu ikisinin çekişmesi içerisinden acaba Sivasspor ya da Başakşehir çıkabilir mi? Evet. Ben kadro yapılarına bakarak evet çıkabilir diyorum. Ama güç itibariyle Evet Trabzonspor ve Galatasaray ya daha yakın görelim. Camialara baktığınız zaman camialar büyük olduğu için Galatasaray ve Trabzonspor camiaları. Hı -hı. Onun için yarış onun için... E Bakın Trabzonspor'un bir handikapı var. İki tane Fenerbahçe ile başı Biz de yani rakibin Fenerbahçe olması bence Trabzonspor'u etkileyecektir. Yani Trabzonspor bu iki yarı <laughs> final maçını atıyorum Alanya Spor'la oynayacak olsaydı, <laughs> Göztepe'yle oynayacak olsaydı bu kadar yıpranmayabilirdi. Ama Fenerbahçe olunca hem Kadıköy'de hem Trabzon'daki iki maç hem de ligin böyle çok kızıştığı dönemde Bence Galatasaray ve Başakşehir için bu bir avantaj olabilir. E mutlaka tabii. Yani e, <laughs> Galatasaray'ın e, avantajı olabilir ama e, dediğim gibi yani ama bu üç takımın dışına ben özellikle Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in dışına çıkacağını bu yarışın zannetmiyorum. Ben yalnız Trabzonspor'un oyununda özellikle birkaç haftadır problem olduğunu Üçük. görüyorum. Çözüyorlar Vakame ile çözüyorlar, sörlotla çözüyorlar, evet. Uğurcan ile çözüyorlar. Evet. Vakame yoktu. O bir Mikel yoktu çok aksadı. Evet. 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 Ya Trabzon'un e, ufak da olsa bir düşüşü şeyi var ama dediğim gibi yani e, işte kadro yapısı burada baktığınız zaman Galatasaray'ı ben işte geçen söyledim. Avantajlı evet. görüyorum. Yani Galatasaray'ın kadro yapısı olarak e, tecrübe anlamında, hoca anlamında, işte camia anlamında bu şampiyonluklarda bir adım daha önde olduğunu, tecrübe olarak Galatasaray'ın ipi daha çabuk göreceğini düşünüyorum. Çünkü ama yarışta baktığınız zaman Trabzon eee Beşiktaş maçında da Trabzonspor açık konuşmak gerekirse herhangi bir futbol oynamadı. Beşiktaş Hatta kazanmak için burada, 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 her şeyi yaptı ama Beşiktaş burada, şanssızlığına bence yenildi. Burada ne dedik? Soru. Burada Beşiktaş, Beşiktaş, evet. burada konuştuğumuzda ben ne dedim? Beşiktaş Sergenli siz burada hani konuşurken konuşuldu Trabzon yener öyle oldu dendiğinde dedik ki Beşiktaş o kadar kolay değil. Evinde Trabzon'a eee galibiyet alacaktır evet. veya beraberlik bile iyi sonuçtur. Evet. Trabzon için dedik. Trabzon için Boatengi... beraberlik Boatengi iyi. Demiş. söylemiştim evet. burada hatırlayın evet. ve ilk yok bir... tespitlerin çok iyi. Birinci, at... Birinci gol dedi. De attığı gol müthiş i̇ki gol, bir dedi. gol. İki gol de, iki golde de. ama o bir tane yere, yerde yatarak vurduğu top gerçekten inanılmaz. Yani Beşiktaş gelecekte çok iyi olacağını düşünüyorum çünkü genç bir takım futbolcuları kaliteli kadro zenginliği var. Tabi benim de şampiyonluktaki Zaten 3 haftadır 4 haftadır söylüyoruz. Ömer Faruk da e, Galatasaray ve Trabzon arasında geçecektir. Başakşehir ve Sivas da arkadan e, Donöre Başak edeceklerdir. Başakşehir Bursaspor'a Sona kadar getirdi getirdi. Galatasaray şampiyon Kesinlikle. oldu. Evet. Ama Okan Buruk'la biraz farklı olacaktı. Yani evet. Okan Buruk e, bugüne kadar Başakşehir'in oynamadığı bir futbol oynatıyor. Keyif veren. Ben e, Başakşehir'de bu yarışta bu sene Birazcık daha geçen seneye göre şanslı görüyoruz. Biraz şimdi, daha tecrübe kazandılar. Evet. Çünkü geçen seneden kaybettikleri şampiyonluktan dolayı biraz daha tecrübe kazandılar. Aslında biraz da ders var bence. Mesela Abdullah Avcı çok değerli bir teknik direktör ama bazen doku tutmaz ya. Abdullah Avcı ile doku tutmamıştı. Eğer erken görebilseler ve bu hamleyi devre arasında biraz daha erken yapabilseler de belki şimdi daha fazla yol almış olacaklar. Serkan yani. Yalçın boşta değildi. Hı? Sergen Yalçın boşta değildi. Evet ona Sergen'i bekledi. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Sergen Yalçın boşta değildi de Sergen Yalçın'ın artık yeni Malatya bağlarının kopmaya başladığını biliyorduk. Yani orada bir inkıta oynandı bence. O inkıta zamanında olabilir. Bir, bir kulüpten de kopmak öyle kolay olmaz. Bir teknik adam için hem camia için. Sonuçta onlar da bir yatırım yapıyor. Malatya da bir yatırım yaptı. Umut bağladı. Onun için oradan da kopmak kolay olmak. Tabii. Yani o şeyle... Ee, Beşiktaş öyle yönetemezsiniz. Hani ya Sergen de oradan kopacak. Tabii tabii yani Umuduyla koptuktan Bunu şey sonra. Ama koptuktan sonra zaten Beşiktaş'a geldi. Hemen yani o belliydi artık. Son noktaya gelmişti iş. Orada artık Şimdi mesela Şunun bunun için, için Beşiktaş'ta Bunun için söylüyorum. <laughs> Gelecekte ne olur bilmiyorum tabii. Futbol bu. Çok istikrar olmaz Türkiye'de. Anlar daha önemlidir benim için de. Ama Trabzonspor karşısındaki Beşiktaş'ı inanılmaz beğendim. Yani Beşiktaş kazanmak için her şeyi yaptı. Beşiktaş sadece bana göre pozisyonları değerlendirdi. Pozisyonları değerlendiremedi. Gol Kendi beşiktaş. pozisyonları için çok şanssızdı. Bir de son dakikada hediy evet, gol için. Yani Beşiktaş kazanmak için her şeyi ama yaptı. Yani ama o şanssızlığı şey O performansı Alanya'da bu bağını sergileyebilecek mi? Burada da evet, yani evet. Fatih Terim'i ayrı sayarsak Hüseyin'i Erol Bulut, Sergen Yalçın. Evet. Şimdi Tayfun Korkut, şimdi Okan Buruk. Okan Buruk ne kadar keyifli değil mi? Yani tabii genç futbol teknik direktörlerinin e, büyük takımların başında görmek, başarılı görmek beni çok mutlu ediyor ya, gerçekten çok mutlu ediyor ve gurur duyuyorum. Bir adım yani öteye gideyim o zaman. Sen hocam. de dahil buna, bir teknik direktör olarak. Yani bunlar çok veriyor ya. bana yani. Ha. Tamam, soru yani, yani soru Büyük takımlarda oynamış, mini takımlarda oynamış, milli takımlarda oynamış, saygınlıkli oyuncular. Evet, yani, saygı bir saygı de, de hepsi çok ve bu değerli, terbiyeli. değerli mini takımlarda yani oynamış. Yani o Hüseyin Cemçil'in yani. duruşu, terbiyesi, basın açıklamalarını dinliyorum. Maç sonrası açıklamaları Geza Okan'ın. Her bulutun mütemazeli yani, çok evet, güzel. Yani gibi. Hüseyin de benim mesela Hüseyin Cimşir benim takım arkadaşım. Trabzonspor'da oynadığım dönemlerden. Yani çok Karakterli kaliteli mi? bir insandır. Karakterli. Çok düzgün özü sözü bir bir e, kardeşimizdir, arkadaşımızdır. Şimdi antrenör gönlünde de başarılar soru. İyine gidiyor yani güzel gidiyor. Bakın baktığınız <laughs> zaman Trabzon camiasında gayet bana, iyi yönetiyor yani baktığınız zaman. Önce Barışa soru. Arkasından <laughs> e, Fatih sana da <laughs> soracağım. Çünkü sen de neredeyse yaşıtsınız. Belki bir abi pozisyonundasın ama bir şey soracağım. Şimdi Antalya Spor maçı hazırlıklarını devam ettiriyor Fenerbahçe. Kiminle? Ersenin Ersun, Ersun Yanallı. Ee, hatta <laughs> soyunma odasında istifa ettiği şeklinde haberler vardı. Hemen yalanlandı. Ee, anlaşılan o ki bu sezonu muhtemelen Ersun Yanallı bitirmeye çalışacak Fenerbahçe. Önümüzdeki sene için adaylar var. Ersun Yanallı önümüzdeki sene devam etmesi çok planlanmıyor. Benim anladığım kadarıyla. Planlanmıyor değil. Yok. Devam İki etsin. isim. Bir, Flamengo'da Jorge Jesus o yıllardan beri Fenerbahçe'nin gündemine gelir gelir gider. <laughs> Barış Aydın'ın da Fenerbahçe yöneticisi olduğu dönemde Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Şimdi Flamengo'yla sözleşme uzatmamış. Avrupa'ya dönmek istiyorum demiş. Portekiz kaynaklar Fenerbahçe'nin devrede olduğunu söylüyorlar. Bu bir. Şimdi asıl soruya geleceğim. İki, geçtiğimiz günlerde... Alanyaspor karşılaşması bitti. <laughs> Erol Erol Bulut'a bir soru soruldu. Erol Bulut'un hedefiniz nedirle. Ne? Bir hayalim, bir hedefim var ama onu şu anda burada söylemem doğru değil dedi. Demek ki Erol Bulut da %99,9 sezonu Alanyaspor'da bitirecek. Erol Bulut önümüzdeki sene Fenerbahçe'nin teknik direktörü mü? Duydun mu böyle bir şey? <laughs> Duyumlarım var. Ee, yani Ersun Yenal'la devam edilmeyeceği kesin. Onu söyleyebilirim. Çünkü zaten başarısızlık ortada. Ancak tabii ben direkt Ersun Yenal'ı da suçlamak istemiyorum bu konuda. Ee, birazdan konuşacağız herhalde e, bu yönetimle ilgili konuları. Çünkü bunu özellikle Fenerbahçeliler de merak ediyor ve söyleyeceğim. Çünkü başlangıçta şöyle başlayayım o zaman. Şimdi Ali Koç başkanımız. Ben hiçbir zaman ve mutluluk duyuyorum. Ali Koç gibi bir başkanımız gelmiş. Takım Fenerbahçe'nin geleceğidir diyoruz ve e, başarılı olmasını da temenni ediyorum. Ancak şimdi biz başkanımıza saygı duyar. Başarılı olmasını. Şey Ali Koç devam eder mi? Eder. Ne? Eder. Ali Koçu tanıdığımız kadarıyla, tanıdığım kadarıyla Peki, Ali Koç. Soru. Devam ya bence eder. Tribünler, bence Çünkü tribünler Ali Koç başarıyı da kazanacaktır. Fenerbahçe'ye başarı da gelecektir. Kazanacak? Ancak yani... şimdi müsaade edin söyleyeyim. Bakın ben bütün bunları Ali Koç'un var, var mı tebrik şimdi? ederken başarılarında eleştirmeyeceğim diye de bir şey yok. Şunu da söylemek istiyorum. Bakın, e, Fenerbahçe seyircisi, hep söylüyorum ya Galatasaray 6-0 yenildi bize, öyle değil mi? Özen Can Aydın, bir beyefendi geldi, Fenerbahçe'yi tebrik etti, başkanını tebrik etti. Tabii ki Galatasaray'la ilgili seyirciler e, bir takım söylemlerde bulunmuştur. Ama bunu kişiselleştirmenin anlamı yok. Fenerbahçe gibi bir camia. yani Kendi karizmasına zedelenmiş oluyor bu şekilde. Tribünlerden atlanarak. Doğru. Şuna katılıyorum. Ee, Sabruga'nın dediği gibi. O bölgede oturan insanların küfür etmesini tasvip etmiyorum Fenerbahçe Başkanı'na. Ancak küfür ettiyse de Fenerbahçe Başkanı başarıyla nasıl alkışlanıyorsa, başarısızlıkla da hesap sorulacak ya da söylemlerde bulunacak. Ama şunu yapacak o zaman stat yönetimi. Siz... Yönetim kurulu lojasının önündeki VIP koltuklarda kimlerin oturduğunu bileceksiniz. Ya orada... Buna göre vereceksiniz bileti. Buna göre satacaksınız biletleri o zaman. Yani bunlar hep tecrübeyle veya yaşanarak öğrenilecek şeyler. Şimdi gelelim şuna. Ali Koç başkan, başkanımız bizleri neyle eleştirdi? Eski yönetimi. Yüz milyonlarca euro harcandı ama futbolda başarı yok dendi. Doğru mu? Sabrugan ilk eleştirdiğimiz Hı -hı. konu. Eleştirildiğimiz konu. Şimdi Fenerbahçe kaç milyon euro aradı? 30 haftada, şey 18 ayda 30 futbolcu aldı. 40 milyon euroymuş. 40 milyon euro harcamış. E yine futbolda başarı var mı Fatih? Var mı Sabri Yok. Geçtik. Herkes suçlu. Bir tek başkan suçsuz demiş. Bize yani eski yönetimler Az eleştirilirken, azıldırım için evet. söylenmiş. E şimdi aynı durum söz konusu mu? Herkes suçlu. Bir tek onlar suçsuz. Döndüm. Rakiplerle kavga edip ayağımıza sıkıyoruz nefret dili kullanıyoruz. Saygı gösteren ve saygı gören bir kulüp olacağız. Öyle miyiz? Şimdi bakın. Siz kongrede konuşma yaparken bunları göstererek bu konuşmaları yapıyorsunuz. Şimdi tabii ki soracak seyirci diyecek ki peki bizde sizin gelişteki elektrik konunuz yüz milyonlarca euro arandı, harcandı. Fenerbahçe'de başarı e şimdi var mı? Bana bunların cevabını verin. Şimdi senin öbür söylediğine gelelim. Aidiyattan dolayı Öfke ve engelleme duygusu oluşuyor. Bakın, şimdi aşikar bir şekilde, bariz bir faal oluyor, değil mi? Teknik sorumlusu, yöneticisi, futbolcusu, herkes kendini yere atıyor. Faal bariz ama ortada hiç şey yok. Bak ama kişi gerçeği görmek, duymak ve bilmek istemediği için, bu çünkü olmak ist olmasını istediği bir şey olmadığı için, e, bu algıyla, bu duyguyla gerçek algısını değiştiriyor. Şimdi. İnsan ne diyor? Hakemlerin tarafsız olmasını istiyoruz değil mi? Hakemlere gelelim. Tarafsız olmasını istemez evet. miyiz? Oysa asıl istenen hakemin sizin tarafında olmasıdır. İşte bu duygu da insanın bir takım duygulardan sapmasına sebep Barışın oluyor. Bayağı bir mesafe ya. aldınız. Ya yani. bunlara çalışıyoruz. Bayağı Bakın esas şunu söylemek istiyorum. Bakın bu çok önemli bir şey. Bu son olaylara da çok güzel bir e, noktaya gelecek. E, ünlü Fransız sosyolog Gustave Le Bon, pronunciation doğrudur umarım yine, Gustave Le, bon. <laughs> Le Bon. Ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki kişilerin meslekleri, geldikleri kültürler, yetiştiriliş biçimleri ne olursa olsun bir toplumun üyesi olduklarında ya da bir amaç uğruna çalışmaya başladıkları andan itibaren kişisel özelliklerini, eğitim ve zekalarını geldikleri kültürleri bir yana bırakıp diğer bütün bireylerle aynı bilinç altına girerler diyor. Bakın aynı bilinç altına iniyormuşuz. Yani kitleleri oluşturan bireyler uğruna kendilerine adadıkları hedef için aynılaşırlar. Yani ne demeye getiriyorum biliyor musunuz? Ya biz bu amaçta aynılaşmışız. Yani herkes eğitimini, kültürünü, terbiyesini unutuyor. Bu amaç uğruna hiçbir nezaket kuralını dinlemeden bu seviyeye düşüyoruz. Bakın ama bu bu herkes için geçerli değil işte. Değil. Ben bunu ben örnek veriyorum. Ben Yok. bunu ortaya söylüyorum. Hayır, yani. şunu şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi söylediğin şey çok tamam mantıklı, evet. felsefi bir bakış açısı. Ama ben şimdi mesela bazı futbolculara bakıyorum. Mesela Mehmet Topal hiç görmedim, hatırlamıyorum, duymadım. Tamam canım, bunu herkes yapıyor demiyor musun? işte onu bunu söylüyorum. yapanlar, onlar nasıl kontrol i̇şte edebiliyorlar? Bunu yani. yapanlar. Diyorum ki bakın uğruna şey kendine de adadıkları Mesela hedef de, için ayar. Volkan aynılaşıyorlar. Demirel de öyleydi değil mi? Nasıl? Volkan Demirel de öyleydi. Yani bakın uğruna adadığın şey, şey için, hedef için aynılaşıyorsun. Şimdi bakın bambaşka bir şey daha söyleyeceğim. Akılcı toplumlar bir olumsuzluk olduğunda ne diyorlar biliyor musunuz? Akılcı toplumlar bir olumsuzluk oldu ya da bir hata oldu, bir dert oldu. Ne diyorlar biliyor musunuz? Niye diyorlar. Niye bu oldu diyorlar. Peki bizim gibi farklı etnik gruplardan olan İnsanlarda nedeniyor? Bunu bize kim yaptı? Bakın, öbüründe niye bu oldu diyoruz? E birinde kavram birisi de kişi konuşuyor. Evet, evet, öbüründe de bize bunu kim yaptı? Ve illa bir suçlu ve bir hedef aranıyor. Bakın bu toplumumuzun en büyük problemi. Kardeşim bunu bize kimse yapmadı. Bunu bize kimse meydana getirmedi. İki, niye, iki aydır niye, Fenerbahçe bu tuzağa ha, düştü. Niye dediğinizde kendimiz göreceğiz. Özeleştiri burada ortaya çıkacak. Niye bu başımıza geldi? Çünkü biz Gerekli transferleri yapmadık, doğru çalışmadık, doğru teknik ekiple yürümedik, doğru yönetim kuruluyla yürümedik. Böyle bakacağım Hı. ben bu işe. Anlatabiliyor muyum? Bir de bunun üzerine, bunu, bu, bu tespiti yaptıktan sonra keşke bir de hakemlerden darbe yemeseydik. Dedim mi her Geçtik. şey yerine oturuyor. Ne yani. diyorum? <laughs> Ama, hayır hayır. <laughs> bu gerçekten... Hakemlerin de üstüne geldi. Bunları savunduk, bunları söylüyoruz. Ama ben öz eleştiri kısmında da diyorum ki, bak söylüyorum, meslek kültür ben de buna dahil olabilirim. Ben de kendim için söylüyorum. Diyorum ki mesleğin, kültürün, eğitimin aynı hedef uğruna savaşmaya ya da mücadele etmeye başlayınca diğerle diğerleriyle aynılaşıyorsun. Yani eğitimle, kültürle bunların hiçbirisi kalmıyor ortada. Bunu söylemeye çalışıyorum ve Öhsancan Aydın örneğini bu sebepten verdim. Dedim ki bakın 6-0 gibi bir hizmet yaşanmış Galatasaray'da beyefendi duruşuyla gidip karşı takımın Başkanını tebrik edebilecek entelektüellikte böyle olmak lazım. Bu spora katkıda bulunur. Bu futbola güzellik getirir. Bu bizi ileri götürür. Diğer şeyler değil. Ya, bunun için Yapmayın. de yöneticilerin taraftar kıyafetlerini hiç giymemeleri Giyememesi. gerekiyor. Yani, Ama işte o pek bir gün olmaz. Taraftar mi? kıyafetini giyebilirsin. Doğru. Bak bambaşka Yiyem, bir şey. Sen Ama aynılaşmayacaksın. Başkan ne yapması lazım? Ya küfür edebilirler, bağırabilirler. Duymayacaksın. Çünkü o seyirci seni alkışladığı zaman %100, var. Takdir ettiği zaman var. Tabii ki başarısızlıkta canı yanıyor. Tabii ki seslenecek. Tabii ki feryat figan edecek. Onlar da bunu belli terbiye serçevesinde yapmış. Bunu şunu lazım. şu anlamda. Yani Ali Başkan'a da bunu yapılmaması lazım. Eğer bunu taraftar, da taraftar, taraftar kimliğini unutma, unutursanız o zaman siz yönlendirme yapıyorsunuz. Yönlendiriyorsunuz. Ee, mesaj veriyorsunuz. Ama taraftar kimliğini eğer üzerinizden çıkarmazsanız işte o zaman taraftarla birlikte hareket edebiliriz yapmayayım. yani o çok sürpriz değil yani. Bu maçlara gelenlerin çok büyük bir kısmı rastlıyoruz. Alkollü geliyor adam. Fenerbahçe son 3 haftadır kaybetmiş. Bak, Bu 4. maç. Hakikaten yok yok. Alkolle bağlama bunu. Yok yok, hayır no, adam. Alkolü, Ya maça geliyor adam alkolü. oraya alkollü geliyor. Orada bir türlü bir küfür eder. Yani kendi kontrolü kaybedebilir. Fenerbahçe'nin 3 maçlık kaybetmiş bir serisi var. Yani sen loja dedin nerede olursun. Tribünde şeref tribünde yaşanmalık şeyler değil bunlar. Onun için bir başkan orada 80'inci dakikada, 85. dakikada stadı terk edecekti. Kendi de kontrol ederdim de bu tip ve tercihlerle muhatap olmazdı. Yani bence orada bu çok Hayır, sürpriz bir şey değil. Bu her statta olabilecek bir şey Tabii bunu başkanın kişileştirmemesi lazım. Yani başkan bunu duymayabilirdi ama bakın yine söylüyorum. Esasında o bölgede oturanların çünkü çok yakın. Ben o yani orada oturduğumuz için biliyorum. Dibinizde yani onun söylediği küfrü muhatap almamanız çok mümkünatı yok. Zaten küfür edenin yaptığı bir terbiyesizlik. Yanındaki eğitimli, terbiyeli fazla... seyircinin de onu durdurması lazım. Ama seyircinin de canı yandığı için bunu yapmış olabilir diyorum. Ama çık yine de çık orada. başkanın oraya inmemesi lazım. Çık Neden orada. inmemesi çık lazım? Çık oradan. Yani çık oradan. Fatih, e, bu 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 açıdan da konuşmamız iyi oldu aslında ama ben tekrar hani herkesin merak ettiği soruya geleceğim. Sen futbol camiasının içindesin. Duydun mu? E, Erol Bulut Fenerbahçe. Ya daha taze olduğu için her şey daha tam Net bir şey duymadım ama e, ufak tefek söylentiler böyle sağdan Peki, soldan soru duyuyorum şu. ama. Hani ne? hep böyle derler ya daha zamanı <laughs> değil. Sence? Yo ben ona katılmıyorum. Daha zaman diye bir şey yok. <laughs> e, Alanya Spor takımı şu an e, ligde var oluyorsa Tabii. ve çok iyi bir mücadele ediyorsa. <laughs> e, geçen sezon Malatya Spor. Geçen sene Malatya Spor'da iyi gitmiş bir Erol var. E, Erol Hoca var. Benim de bu arada takım arkadaşım Ümit Milli <laughs> Takımlar'dan, Genç milli Takımlar'dan. Aynı yaşta mısınız? Ya <laughs> Aynı yaş grubu mu? Hemen hemen aynı yaş grubuyuz. Eğer benden bir iki yaş büyük olabilir ama. Yani bence daha zamanı var kelimesi bana yani göre yanlış değil. geliyor. Çünkü Türkiye Ligi'nde çalışmış, şu an Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen, büyük takımlarla mücadele eden, onları iyi analiz eden bir hocaysa ben Tabii ki. de Fenerbahçe'de veya Galatasaray'da büyük takımlarda çok rahatlıkla çalışabilir diye düşünüyorum. Genelde ben ona katılmıyorum yani. Şunu Daha konuşuruz ki... hep. Ee, yabancı futbolcu mu, yerli futbolcu mu? Ben derim ki hep her zaman. Yabancı, evet. yerli diye bakmam ben. İyi futbolcu, kötü futbolcu. Evet. Şimdi burada özel bir durum var. Fenerbahçe üzerindeki baskıyı düşünecek olursak. Yabancı teknik direktör mü, yerli teknik direktör mü? İkisi de bu yükün altından kalkabilir mi ya da? Valla zor bir süreç olacak Fenerbahçe için önümüzdeki senede. Yani çünkü... Ee, kötü bir performans bu sene. Seneye yeni bir umutlar. Değil mi? Ve kadroyu ne açı... kadar yenileyebileceksin? Ne kadar yenileyebileceksiniz bu e, kadro yapısı anlamında bu mali kriterler uyacak mı? Kaç tane gönderip kaç tane alabileceksiniz? Bunların hepsi soru işareti. Onun için yani e, hoca içinde, e, yönetim içinde önümüzdeki sene için çok büyük bir ee, savaş içinde bekleyebilirsek bunu geliyorum. bunu şunun için soruyorum. Bazı mesajlar var mesela. <laughs> Bu mesajlar diyor ki ya e, o bizim eski şampiyonluğa baktığımız zaman bir kadroya bakıyoruz. Bir de şimdiki kadroya bakıyoruz. O yüzden e, Ersun Yanal ne yapsın gibi bir ifade var. Aynı şey söz konusu olacak. Problemli bir finansal tablo. Teknik direktörlerin e, istedikleri kadro oluşabilir mi? Evet. Şimdi yani şu açıdan da, yaşıyorlar? aslında şu açıdan da doğru. Şimdi e, doğru söylüyor. Yani Ersun Hoca tarafından da bak Çok zaman... özür dilerim, çok özür dilerim. E, Fahrettin Koca, Sağlık Bakanımız koronavirüsle ilgili bir açıklama yapıyor. Canlı yayına gidiyoruz. Aslına bakarsanız Rusya'dan bir takım haberler gelmişti. Sevinmiştik. E, çaresi bulundu, aşısı bulundu şeklinde. Yine bazı haberler var. Nisan ayında, baharın gelmesiyle birlikte... Virüs etkisini kaybedecek diye bir an önce bu virüs etkisini kaybetsin. Ortadan kaybolsun. Hem sağlığımız açısından elbette ama spor açısından da baktığımız zaman bizi hiç iyi günler beklemiyor. Çünkü e, Avrupa şampiyonası var. Olimpiyatlar var. Böyle giderse nasıl düzenlenir? Mesela Şampiyonlar Ligi. İstanbul. Önlem alınıyor artık yavaş yavaş. İtalya'da ki. 6 lig serisi maç. İtalya'da biliyorsunuz bazı maçlar ertelenmişti. Birçok maç ee, seyircisiz oynanma kararı alındı bu akşam. geç Şampiyonlar Ligi maçları seyirciyle. Ne bileyim Şampiyonlar Ligi finalinin e, Şampiyonlar Ligi'nin, Avrupa Ligi'nin durdurulmasının falan bile söz konusu olduğu zamanlar yaşıyoruz. İnşallah en kısa zamanda e, bir önlem alınır. Barış Aytül, Barış Aydil ben şimdi şeyi soruyorum sana. Hekim kimliğinle soruyorum. Ee, Umut yani, var mı? Yani bir takım haberler geliyor. Hem Amerika menşeli hem Rusya'dan virüsle ilgili çalışmalar muhtemelen yapılıyordur. Biliyorsunuz dönem dönem virüsler farklılaşıyor ve farklı isimlerle devam ediyor. Aslında yaptığınız aşı bir önceki ya da tespit edilmiş olan virüse karşı sizi, bağışıklık sisteminizi oluşturuyor. Yeni virüs şekil değiştirdiği zaman bir takım modifikasyonlara değişikliklere uğradığı zaman hiçbir faydası olmuyor. Mesela sana. koronavirüs çok eskiden beri olan bir şey ama hayvandan hayvana geçer. Evet. Fakat işte o bir protein mi ekleniyor diyorsunuz, ne diyorsunuz? Mutasyona tabii. bu yani anlamda, var. yani başka bir şey oluyor ve bu. tabii şekil değiştirerek bu sefer de insana sıçrayıp bunlara sebep olabiliyor. Ama ben yakın sürede inşallah bulunabileceğine inanıyorum ama ülkemizde sonuçta Sayın Bakanımızın açıkladığı gibi de pozitif olan yani koronavirüs aktif olan pozitif olan kimse bulunmuş değil. Ancak önlem amaçlı karantinada. Doktorunu yani burada söyleyelim. insanlar kişisel önlemlerini alabilir. Tabii, i̇şte hijyen yani. çok önemli. Tabii. Ee, kendi tam, kişisel yani. hijyenize ne olur dikkat edin olur mu? Bu çok önemli. Evet. Ee, yoksa eee koronavirüs Allah korusun e, barındıran birisi hapşırdığı zaman ne yapacaksınız yani? Yapacak bir şey bir de şöyle bakmak şey lazım. Koronavirüsten hani gençlerde veya immün sistemi güçlü yani bağışıklık sistemi güçlü olan insanlarda eks dediğimiz ölümle sonuçlanan çok fazla vaka yok. Allah. Ne? Genelde e, daha çok immün sistemi düşük yaşlılarda ölüme sebebiyet veriyor. Ama ben bütün Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu konuda yaptığı çalışmalarla World Health Organization dediğimiz bir takım yoğunlukta bütün dünya buna eğilmiş durumda. Yani çözümünün bulunması lazım ve kısa sürede bu çözülecek diye düşünüyorum. Yoksa, bu tabii çok yoksa sıkıntılı tabii... bir şey çünkü biliyorsunuz UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Ligi'nin dahi gerekirse ertenebileceğini söylediler. E nasıl yani çünkü kalabalıkların eşliğinde evet, oynanıyor. O tribünlerdeki insanları düşünseniz yayılmayı daha çok arttırır ama umuyorum ki en kısa zamanda çözüm bulunacaktır. Mesela Japonlar da ligi ertelediler. 15 evet. Mart'ta başlatacaklar. <laughs> İtalya'da birçok üniversite, birçok okul tatil edildi. Eee Anladın, Nereden yalnız tabii uzak doğudan e, direkt uçuşların e, Türk Hava Yolları da biliyorsunuz Çin uçuşlarını hmm. iptal etti. Ancak evet, connect, kadar con galiba? Evet, değil mi? Connection dediğimiz yani bağlantılı uçuşlarda e, ba belli yerlere gidilebiliyor ve uçakta hani bu ateşi yükselen ya da işte neyse bu tarz şeylerden mağdur olabiliyor. Bu arada şu arada şuna da baktım. E, bilgisini de vermek isterim. Erken mi diye sordunuz Erol Boz için. Bence e, bir e, Teknik direktörün erken demesi, değerlendirmesi elde ettiği başarılarla çok alakalı. Ama ufak bir araştırma yaptığımda da e, Okan'ın yaşına baktım. Okan Buruk 46 yaşında. E, Ergün Pembe, e, Necmi ile beraber bizim Necmi Keskin'le, e, Hatay'dalar onlar da 47 yaşında. Şimdi Fatih Akyak kardeşim 42 yaşındaymış Fatih'te. E, dönüyorum Hüseyin Cimşir 40 yaşında. Bakın oldukça da genç ama Trabzon'un başında. Sergen? Sergen kaç yaşında? 47 herhalde. 47. Peki Erol kaç yaşında? 45. 45. Yani bunun... Ama Erol Bulut denk... şöyle bir şey söyleyeyim evet. size. Malatya çok seçici davrandı. Yani Malatyaspor'la Spor'la baktı ki kendi hedefleri örtüşmüyor. Ayrıldı. Geldi Alanya Spor'a. Alanya Spor'da hedefleri örtüştü. Ve orada bir performans gösterdi. Bence Fenerbahçe'ye de böyle hemen atlayacağını sanmıyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin onun önüne bir bütçe koyması lazım. Yani şu şu futbolcuları alabiliriz. Şöyle bir kadro bizim hedefimiz öyle yoksa şu haldeki bir Fenerbahçe ile yani transfer yapamayacak kadroyu yeni bir Fenerbahçe ile ben Aralıktan çok fazla hemen bu işe böyle talip olacağını çok Şimdi tahmin etmiyorum Sabirgan çok güzel bir soru sordu ee, ya da siz de sordunuz ee, Ali Koç bırakır mı diye yani benim tanıdığım başkanım yok, ama dur ben biraz açayım bu, bu ben biraz açayım şunu söylemeye çalıştım yok yok Hadi. bak soru sorumu duyunca şey, herkes diyor ki bu yönetim çatırdadı. O nedenle Sayın Ali Koç Bir genel kurula gidebilir Bırakmak için değil Yönetim kurulu değiştirmeye verilmesi için ve için. Için. güven Doğru. O Bunu için. yapabilir Hı -hı. Bunu da yapması gerekir Buna da katılırım e, Çünkü buradaki problem Ersun Yenal kadar yönetimsel de bir problem var Yani Ali Koç'un yalnız kalması Bana göre benim düşünceme göre Futbolu bilen biliyorsunuz ilk başlangıçta Metin de e, futbolu bilen e, Bu anlamda Metin Şen de Bıraktı, istifa etti, ayrıldı. Farklı yani sebepleri orada, var. Tabi ama eski futbolu bilmesinden bahsediyorum. Baktığınız zaman bu işin içinden gelen Semih Özsoy var. Daha önce de yöneticilik yaptığını söylüyorum. Şimdi Ali Koç'un mizacına baktığınız zaman oldukça iş konusunda ve ben Fenerbahçe'yi de başarısız bir halde bırakacağına inanmıyorum. Yani hırslıdır başkanımız. Zaten hani bizim başkanımızı eleştirdiğimiz nokta. ...yönetimsel anlamdaki sıkıntılar ki kendisi de e, bunu söyleyecektir. Futbolda başarılı değil. Keza e, basketbolda da başarıyı yakalayamadık ve Çok aşağıya de. doğru gidiyoruz. Şimdi şapkamızı önümüze koyduğumuzda ne diyoruz? Eleştiri yaptığımızda yüz milyonlarca para harcandı. Futbolda başarı yok diye eleştirdi eski yönetimi. Öyle değil mi? E, şimdi aynı durumdayız. Demek ki öz eleştiri yapıp bunun çözümlerini üretmek. İşte Ali Koç bu anlamda ben başkanımıza destek olmak gerektiğine inanıyorum bunu başaracaktır, toparlayacaktır. Fenerbahçe ileride başarılı olacaktır. Ancak tabii oluşturan algı da çok ağırdı. Geçen seneki biliyorsunuz haftalarca düşme hattından sonra öyle bir algı yaratıldı ki bu sene Fenerbahçe şampiyon. Tabii seyirci de bu beklentiye girdi. Kredi tükendi. E tabii bu da hem yönetimde hem de teknik direktörde futbolcularda büyük bir stres yarattı. Ama şunu göz ardı etmeyelim. Bakın yönetim biz ne dedik? Bir kulübü yöneticiler yönetir. Seyirciler değil. Sosyal medya baskısıyla siz teknik direktör belirlerseniz bu hale geliriz. O zaman futbolcunun yanında başarısızlığı durumunda seyircinin de hesap sormasını olgunlukla karşılamak lazım. Öyle değil mi? Siz onun isteğine göre teknik direktör, sportif direktör, idari menajer getirmediniz mi? Öyle olmadı mı? Evet. Yani bugün idari menajer bile öyle değiştirdik. Hasan Çetinkaya gitti ki ne kadar başarılıdır. Elif Elmas Fenerbahçe'de futbolcular transfer edildi en büyük parayı yine Elif Elmas'ın alındığı ve 18 milyon liraya satıldığı. Yani da Ali Koç'un bence 18 ay önceki yani. Ali Koç şu andaki Ali Koç değil yani. Tabii, tabii, Kendi motivasyon, yok yok. Aynen tecrübe değil. Kendi motivasyonunu ve konsantrasyonu da ben ciddi şekilde eksildiğini düşünüyorum. E şimdi kolay bir, bir de, şey. de yok yok. Şu kolay bir şey bu son var, maçta yani. yaşanan olaylar sadece kendisini değil. Aileyi ve belki de aile tabii, şirketini de etkilemiş olabilir. De yani aileden de buna bir şey gelebilir. Evet. Ya bu işi sen bırak çünkü artık Bizim holding zarar görüyor, aile zarar görüyor. Bizim bir ismimiz var. Bu yüzden de Ali Koçu yani aile baskısı da olabilir üzerinde bu işi çekilmesi. Çünkü ya ben ne? öyle bir şey yapmaz Ali. Açıkçası ee, yani benim şimdi düşüncem benim... aile baskısı ya da bu anlamda Ali Koç'un bırakıp gideceğini düşünmüyorum. Ailenin çok bence temel olan bir aile. Benim düşündüğüm şey şudur. Bir yönetimden beklediğim şey şudur daha doğrusu. Sen yapılanmayı doğru yaptın mı? Sen futbol direktörünü doğru seçtin mi? Hayır. Sen Kadro mühendisliğini iyi yaptım yani profesyonellerini seçerek. Hayır. Ondan sonrasında Sivas Spor'da senin rakibin, Trabzonspor'da Spor'da, Galatasaray'da, Alanyaspor'da bu yarışta tek başına koşmuyorsun. Mücadele ediyorsun. Onun için bir takım şampiyon oluyor. Ee, onun için sen önce doğruları yap. Ama ondan sonra sağ sonuçlarını ben, bekle. Ama bakın başına gelelim olayı. Aykut Kocaman'ın yollanması, kokunun gelmesi. Ya, çabuk unutuyorsunuz. Bakın, bak her şeyi çabuk unutuyoruz. Aykut bir Kocaman dakika. niye gitti? Keyfinden mi gönderdi Ali Koç? Ay Aykut Kocaman'la keyfinden mi anlaşmadı? Yok hatırlıyoruz neden olduğunu. Taraftar e, tamam, istemedi. Taraftar istemedi diyeceksin. Nasıl? Yani nasıl ah. devam etsin yani, şimdi Aykut şey Kocaman'la? Şimdi bir kulübü taraftar yönetmez diyorum. Siz Aykut Kocaman'ı belli bir taraftar kitlesi istemeyip sosyal medyada baskı yaptılar. Ben şunu biliyorum ya. Algı yaratmak için sosyal medyada drone dediğimiz işte bir takım insanları kullanarak haber yaptırıp e, bir takım şeyler yazdırıp e, zarar veren futbolcular, kendilerinin isimlerini çıkartanlar, teknik direktörler var ya. Yani bu işle uğraşıyorlar yani. Sosyal medya şu anda bu yüzyılda çok büyük bir güç. Şimdi ben hiç Aykut Kocaman'ın bütün seyirci mi istemedi? çoğu kişi de istedi. Ya Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de zaman zaman bu hatalar yapılıyor. Fatih. Sizin yönetiminizde diyeyim Barış abi özellikle Belki de Zico zamanında bilmiyorum siz yönetici miydiniz? Mi? Ya yani şey bana söyleyeyim. göre Fenerbahçe'nin tamam, dönüm tamam. noktalarından bir ama tanesi. Duyduğum kadarıyla mesela Aziz Yıldırım'ın Zico'nun tamam. yardımcı antrenör kardeşine Kardeşi. kızdığını ve Zico'yu gönderdiğini. Yok. Şimdi bir kulüp başkanı, tecrübeli bir kulüp başkanı diyorsunuz Aziz Yıldırım için e, Zico gibi bir teknik adamı da göndermek bana göre çok yanlış yani ki tamam, Fenerbahçe şimdi... çok iyi toparlamış, ses getiren bir takım. Tamam, doğru yani, yani, Ama bir şey baktığın şey zaman da bu hatalar zaman şey, zaman Fenerbahçe'de oluyor. Ben hiç sosyal medyadan falan bahsetmiyorum. Tribünlerin sesini unutuyorsunuz galiba. O tribünlerin tamam, sesi da... devam ettiği zaman nasıl Aykut Kocaman'la tamam, devam edecek? Onu hatırlıyoruz. Ama bakın, Aykut Kocaman'la başladı. Sen Aykut Kocaman'la devam etmeyebilirsin. Neden ersin Yanal? Koku... neden koku? Koku neden? Neden koku? Şimdi Yanlış Koku yaptladım hani. Koku. Onun için söyledim. Damyan Komeli şey yaptı. Neden mersun Yanal? Evet, neden Çünkü Ersun her lan? şey ha. o kadar tepetaklak gidiyordu ki, Çüme ha. düşme hattına gelmiştin. Tamam. E, herkes Siz bağırıyor, bağırıyor Ersun Yalan. Peki başka bir şimdi şey, bir şey herkes söyleyeceğim. Herkes bağırıyor da Ersun Yanal. Bir abi. dakika, bir dakika. Niye Igor Tudor gitti? Galatasaray'dan? Yani şimdi Igor Tudor nasıl geldi? Neden? Nasıl Bak, Başka bir şey söyleyeceğim. Arasında... Neden? Neden? Neden Barış? Çünkü çünkü Neyse. Fatih Terim'in gölgesi böyle stadyumun ne üstüne işte. çöktü. Ha. Ersun Yalan'ın da gölgesi Kadıköy'ün üstüne göl. çöktü. Tamam ama şimdi başka şey, çare yok. Ben de şunu söylüyorum. Şimdi bunlar birer hata. Başkanın kendi açıklaması var mı? Ben olduğum sürece buradan geçemezlerdi diye. Gelemezdi bu kulübe diye. Var mı? Var. var. Ali Koç'un kendi demeci var yani. Var. Ben olduğum sürece böyle bir yönetim, yani böyle Düşünüm bir biz Doğru. Olamaz, düşünmüyorum dedi. Ama doğru. ne oldu? Döndün buna geldin. Hı. Diyorum ki Hasan Çetinkaya'yı yolladın, yerine Volkan Ballı'yı getirdin. Hep bunlar... Yok, sosu... daha önce Volkan Ballı'dan önce başka, hata başka hatalar başka vardı. Var. Onu saymıyorum yani. yani o dönemi de hatırlıyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'de değişim olacaktır. Ama değişimin bile yavaş yavaş sindire sindire olması gerekiyor tamam. Fatih e, ilgin bir genel değerlendirmesini yaptınız da. Şimdi Galatasaray forması giydin. Hı. Trabzonspor forması giydin. İki takımında şampiyonluk mücadelesi var. Bir dakika Fenerbahçe ha. forması da Hayır. Şampiyonluk Hı. mücadelesinde olan iki takım için söylüyorum. Evet. Sivas Spor'a ve Başakşehir'e tüm anlamda saygı duymakla birlikte e, nasıl bir yarış olacak? Yani neler ön plana çıkacak? Aa, <laughs> kadro yapıları mı, yani? mı teknik mi, mentalite mi, taraftar mı, camia bana, mı? Bana göre e, tecrübeli olan, daha az hata yapan burada ipi göğüsleyecektir diye düşünüyorum. ki e, Trabzon'la Galatasaray'ı biraz önce de söylediğim gibi camia olarak tecrübe anlamında, işte taraftar kitlesi <laughs> anlamında e, Başakşehir'den bir adım daha öndeler diye düşünüyorum. Çok istiyorlar bir de. Mutlaka işte Trabzonspor e, çok istiyor. Ama baktığınız zaman da e, to çok toparlanmış, e, çok şampiyonluklar yaşamış, bir Galatasaray var karşısında. Yani onun için <laughs> Galatasarayla Trabzon e, yani bir adım öndeler diye düşünüyorum. Şimdi... Bu şampiyonluk yarışında ama dediğim gibi Başakşehir'de onları zorlayacak takımlar. bir şey ama ne her oluyor, şey bir bilmiyorum. kenara. Yani ben tabii Fenerbahçe'nin bu iş, yarışın içinde olmasından dolayı üzüntü duyuyorum, söyleyemiyorum Hı. da artık ama şunu söyleyebilirim: Son yılların en keyifli ligini seyredeceğiz. Kesin. Kesin. Yani bakın. Tabii tabii. Özellikle yani, Trabzon'da Galatasaray bu Ömer Faruk değişmedi. Her Faruk en yarışmacı. Bir şey söyleyeceğim. En Şimdi Fatih adına üzülüyorum. Neden üzülüyorum? 20 sene önceki son galibiyetin takımında ilk 11'deydin, değil mi evet. Fatihciğim? Şimdi yeni bir ilk 11 oluştu ve 20 sene sonra bu değişti. Abi cümlelere Ömer... gerek yok. Benim başka rekorlarım da var. Mı? <laughs> ben onları sana <laughs> sonra, sonra, sonra sen sen bana... İnternetten bak şimdi esas. Sana... <laughs> çok takılma sen <laughs> Esas burada <laughs> Ömer Faruk tespih çekiyor. Neden çekiyor? Tespih çekiyor. Neden? Bu hafta hakem konuşulmuyor. Ne konuşuluyor? Fenerbahçe'de. Ali Koç sağ olsun yatar. Ali Koç. Ali Koç Dersin <laughs> genel Merkez Hakem Kurulu Federasyon hepsini kurtardı. Mesela, hiç hakem, hakem konuşmuyoruz. Bence bu haftanın hakemi Fırat Aydınus olacak Doğru. mesela Beşiktaş e, Trabzonspor karşılaşması evet. hakeminde. <laughs> Ama bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Geçen e, burada yine söylemiştim. Saha içerisinde hakeme yardım ederseniz <laughs> hakemlik pek bir şey olmuyor. Ne kadar iyi niyetliydi Beşiktaş, Trabzonspor futbolcular? Bence onu biraz da Fırat otoritesine de bağlamak lazım. Sadece futbolculara değil yani biraz da hakemin de duruşu da önemli. Ee, ama hakikaten bir de futbol kalitesi ortaya çıktı. Yani insanlar futbol oynayınca evet. müthiş bir kalite ortaya çıktı. Evet herkes futbol oynamak istedi. Tabii yani. iki takım da Hı -hı. E, o zaman kalite ortaya çıktı. Ya, Hakemle uğraşmadı herkes. Yani daha çok futbola ya mesela çünkü. şunu bana anlatır mısın? Sen İspanya'da top oynadın. Ya bu teknik direktörler Türkiye'de çok özür dilerim sözünü kestim. Hı hı. Futbolcuları hakemin üzerine oynayacaksınız diye ha. taktik Şimdi veriyorlar. Oraya, oraya Bak gidelim. geçen hafta Tottenham Leipzig maçı vardı. Hı hı. Ya bu kadar bir futbol oynanır. Herkes futbol oynuyor He. ya. Herkes futbol oynuyor. He. Ama bizde maalesef bazı teknik direktörler diyorlar ki hakeme ne kadar itiraz edersen... Biz baskı kurarız, biz işimiz kolaylaşır. Şimdi Fatih'e onu soracağım. Sen İspanya'da oynadın. Evet. Nasıl başarıyorlar hakeme itiraz etmeme ya da tadında bırakmayı? Ya onlar da itiraz ediyor. Dünyanın her <laughs> yerinde itiraz var ama i̇şte bizde bırak. biraz fazla ama var, aşırı var. Öyle. Ama yani dediğim i̇tiraz gibi itiraz tadında edip da de değişmiş bir karar var mı? Yok tabii Yani ama ya bana şunu söyleyin. Ya. ya adam taça itiraz ediyor. Kaçır. Bir şey söyleyeceğim. Ya, ya şöyle... bana şunu söyleyin. Sağının içerisinde hakem var. Bana herhangi birlikte, herhangi birlikte herhangi dünyanın herhangi bir liginde hakeme gidip itiraz edip de yani hatası haricinde değişmiş bir karar var i̇şte mı? Orada yanılıyorsun. Var mı? Orada Sen yanılıyorsun. O, o bir dakika şey sonraki mi? düdüğünü etki altına alıyor. Evet. Bir dakika sonra hakem o çamurdan zor. O kararı yani soruyor. Baskı yaratmayı sormuyor. O, karar o kararı değiştirmek için itiraz etmiyor. Baske bir sonraki yaratmayı. kararını tamam, kendine çekiyor. Buna, buna gelmemiz lazım. Bitiyor. Evet, selam Nerede benim mantım? Mantığı... Vallahi doğru. Bantı ve pastırma Kayseri'deydik hafta sonu. Ben bildim. Maalesef Kemal, gidemedim yoğunluktan. Kemal Kemal Koçak abi buradan çok selam söylüyorum. Damat dolması, Kayseri mantısı ve inanılmaz güzel bir düğün muhallebisi bize ikram ettiler. Yine e, Mehmet Yahya çok güzel bir e, tesisler yapılmış Erciyes'e. Ama Erciyes'te e, çok takdir ettiğim bambaşka bir olayla karşılaştım. Türkiye'de birçok piste kayak yapıyorum. E, hepsinde kaydım. Avrupa'da da birçok pistte kaydık, kayak yaptık board yaptım yani. E, şunu gördüm. E, teleskilerden ve telesiyecilerden kasksız kimsenin çıkmasına izin vermiyorlar. Muhteşem. Yani o kadar güzel bir uygulama ki. İlk Hı -hı. başta ya olur mu? Hani kaskımız yok diye tepki gösterdik. Erciyes bu uygulamayı getirmiş. Umarım Türkiye'deki bütün e, kayak merkezlerinde de e, bunlar uygulamaya geçer. İnanılmaz keyifli bir hafta sonuydu. Çok güzel geçti. Hava çok güzeldi RGS'te. Sabrugan da bizde olacaktı. Ancak e, gelmediler. E, <laughs> gelemediler. İstanbul'u bırakamadılar ligdeki maçlardan dolayı. Biraz değerli keyfinizi kaçırmış olsa da neyse. işte Galatasaray mı? E, Dönüşte derbi. olacak ya. Bunlar bak. Bunlar futbolun içinde var. Biz bunlarda değiliz. Yani 20 senede bu kadar sevineceğini bilseydim Galatasaray'ın. E, daha önce e, bunu olurdu. Ama biz bunu 20 sene yaşamamışız. Son iki senede yaşadık. Yapacak bir şey yok. bunu da böyle kabul ediyorum. Ali evet. Koç'ta çok şey yaşayacaksınız gibi geliyor. <laughs> Şimdi Ali bir Koç dakika. Bize... Başkanımıza da böyle bir şey söylemeyelim. Evet. Ne demek Ali Koç? Artık. Bak, ben şunu iddia ediyorum. Ali Koç başarılıdır. Başarılı bir insandır iş adamı olarak. Fenerbahçe'yi ile başarıya taşıyacaktır. Sabretmek lazım. Tecrübeyle. iki Doğru. sene olmuş. Bence İk de sabretmek lazım. sene olur. Lazım. Dört sene olur. Doğru. Olur. Merak etme. Ne etmeyin. yazık ki bu kış pek ben Barış Aydın'a eşlik edemedim. O Erzurum'da sezonu açtı. Ben gidemedim. E, Kayseri'ye davet etti beni de ne yazık ki işte bebekler bir taraftan iş yoğunluğu bir taraftan yine gidemedim ama kapanışı yaparız. Her zaman kapanışı, yaparız. kapanışı yaparız. Kapanışı yaparız. Fatih iyi ki geldin. Teşekkür Her hafta verir. gel. Teşekkür Geç ederiz. Ver. Sağ olun. Bizi evet. izleyenler var. Onlara da selam söyleyelim. Söyle, Her hafta söyle, bize mutlaka söyle. Fatih, şey yapıyor. Öyle ben de söylüyorum. Özellikle yeğenim çok sabırsızlıkla mesajlar atıp duruyor Cenk'ten <laughs> diye yeğenim var ve kızlarım onlar özellikle beni bekliyorlar bu saatte. Onlara da buradan çok selam. Benim ediyorum Benim. Çok teşekkür ederiz. Benim bir <laughs> aslan var. Tüncer özür dilerim. Ona da selam söyleyeyim. Bir de Ukraynadan bir e, biz ameliyatlarda kullandığımız parçaların vidaların firmasından Yücina var. E, Ukraynadan. O, o da, da geldi. seyrediyor? O da, o da seyrediyor. E, misafirimizdi. akabinde Peki. bu akşam o da söylüyor e, da. Ama bizim e, selam en büyük söylüyorum. teşekkürümüz size tabii ki. Evet. İyi ki bizi izlediniz. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.